Dışına 24'e hoş geldiniz. Koronavirüs artık her yerde. Biz de korunmaya ve konuşmaya devam ediyoruz. Peki bu akşam kimlerle konuşacağız? Efendim Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı, Avusturya İlaç Araştırmaları Enstitüsü Uluslararası Bilim Kurulu Üyesi, TÜBA Aslı Üyesi Profesör Doktor İlkay Erdoğan Orhon. Hoş geldiniz hocam. Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı, Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Tayfun Uzbay hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Kubilay Korkut. Size çok sorum var hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çünkü özellikle bu kalp damarla ilgili inanılmaz sorular geliyor. Doğru. Ankara'da da bir konuğum var. Sağlık Bilim Üniversitesi öğretim üyesi, halk sağlığı uzmanı, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisi Profesör Doktor Toker Ergüder. Hocam hoş geldiniz. Hocam isterseniz birlikte başlayalım. Teşekkür ediyorum. İsterseniz birlikte başlayalım hocam. Şöyle biliyorsunuz Türkiye ve dünyada bir korona seferberliği var. Evet, ama şu anda Türkiye'de ve dünyada salgın en son ne durumda, ne aşamada? Mesela yayılma hızında bir değişim var mı? Bunu niye böyle söyledim? Mesela biri grip olunca hocam gripini ortalama 1.3 kişiye bulaştırıyormuş. Bu doğruysa 10 döngüden sonra en fazla 14 kişiye grip bulaştırmış oluyormuş. Evet, ama Covid-19'da ise ortalama 3 kişiye bulaştırıldığında 10 döngü sonrasında yaklaşık 59 bin kişiye bulaşmış oluyormuş. Bu rakam çok korkutucu. Eğer doğruysa o halde hala bu koronavirüs büyük bir hızla yayılıyor mu, yoksa dünyada da ve Türkiye'de de bir sürü önlem alındı. Önlemler ortada, biraz kontrol altına alınabildi mi? Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben kısaca size dünyadaki durumu özetlemeye çalışayım ve önümde en son Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkelerden aldığı resmi sonuçlar var ve bugün itibariyle dünyadaki vaka sayısı 467 bin oldu. Ölüm sayısı ne yazık ki 21.181 ve dünyadaki ölüm oranı %4,5 civarında. Ancak sevindirici bir haber var. Bu vakaların 113.770'i, yani %24,3'ü de hastanelerden şifayla taburcu oldular. Ve salgın şu anda dünyadaki 180'den fazla ülkeye yayılmış durumda. 188 ülkede vakalar görülmeye başlandı. Tabii bu salgın ilk Güneydoğu Asya bölgesi ve Çin'den ortaya çıktı. Ama Çin'de salgın, özellikle Çin, Güney Kore'de kontrol altına alındıktan sonra Çin, Avrupa bölgesinde hızla yayılmaya başlandı. Ve bu dünyadaki 420 bin vakanın %50'den fazlası Avrupa bölgesinde. Şu anda Avrupa bölgesinde 220 bin yakın vaka var. Bu vakaların büyük bölümü de İtalya'da. Ölüm sayısı da yaklaşık 12 bin civarında. Bu ölümlerin de büyük bölümü dediğim gibi İtalya'da. İtalya'daki ölüm sayısı da ne yazık ki 6 bine ulaştı. Avrupa'da Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı 50 ülke var. Sadece birkaç Orta Asya ülkeleri dışında tüm Avrupa bölgesine de virüs yayılmış durumda. Ve İtalya'daki yüksek ölüm oranına bağlı olarak da Avrupa'daki ölüm oranı ne yazık ki 5.42. Bu oran İtalya'da %9 civarında, İran'da %10 civarında. Dediğim gibi Çin'de vakalar tepe noktaya ulaştı. Tepe noktaya ulaştıktan sonra aşağıya doğru inmeye başladı ve salgını birazcık kontrol altına aldık. Ama Avrupa'da halen daha vaka sayıları hızlı bir şekilde yukarıya doğru artıyor ve korkumuz da bundan sonra üçüncü durak büyük bir ihtimalle Amerika olacak ve Amerika'da şu anda vaka sayıları hızlı artıyor. 50 bini geçtiler. Ölüm sayıları nispeten az ama Amerika Birleşik Devletleri yahut da Amerikan bölgesinde de vaka sayıları artıyor. Tabii Türkiye'ye gelince, Türkiye biliyorsunuz en başta aldığı çok radikal önlemlerle virüsün ülkemize girmesini
girmesini önledi. Yani vaktinde biz uçuşları durdurduk, sınır kapılarını kapattık ve o zaman için hakikaten radikal sayılabilecek önlemleri aldık. İşte okulları tatil ettik. Ama ne yazık ki ülkemizin bulunduğu coğrafi konum, havalanlarının ülkemiz olması sebebiyle virüs geldi ve virüs şu anda Türkiye'de de yayılmaya başlandı. Peki ve hocam, ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren. Peki hocam, Türkiye dediniz de şimdi Türkiye'deki virüsün hızı artış eğilimi şu anda ne durumda? Çünkü çok önlemler aldık. Ben Avrupa'daki alınan önlemleri de bir karşılaştıracağım süreç içinde ama biliyorsunuz İngiltere'nin, Almanya'nın, mesela Almanya bu konuda başarılı, çok başarılı ülkeler de var ama biz dönelim bize. Şimdi Türkiye için kritik eşik ne? Mesela virüsün yayılma hızı daha da şiddetlenir mi? Ne diyorsunuz? Ya şimdi şöyle, az önce de söyledim, yani Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'nın ve hükümetin aldığı önlemler sayesinde şu anda yeni vaka sayılarımızda çok hızlı bir artış yok. Yani biz sonuçta şu anda Türkiye'de 2435 vaka var ve bu vakalar bir 13-14 günlük süreye yayıldı. Bu iyi bir şey. Böylece ne vakaların yayılması sağlık sistemine de nefes aldırdı ve sağlık sisteminin özellikle bu ağır hastalara, yaşlı hastalara cevap verme kapasitesini arttırdık. Ama tabii bu şu anlama gelmiyor. Kesinlikle rahatlamamamız, rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu önlemler Türkiye'de bu artış hızını şu anda kontrol altına almışız gibi duruyor. Ama henüz daha Türkiye'de de tepe noktasını görmedik. Artışlar Türkiye'de de devam ediyor. Bizim kendi tahminlerimiz, yani Dünya Sağlık Örgütü olarak, Türkiye'de belki önümüzdeki bir iki hafta daha süreci takip etmek lazım. Bir de biz hep halk sağlığında şundan korkarız. Elmalarla armutları karşılaştırmaktan hep korkarız ve Türkiye biliyorsunuz dün şüpheli vaka tanımını değiştirdi ve test sayılarını ilk defa 5000'in üzerine çıkardı ve buna bağlı olarak da vaka sayısı 500'ün üzerine çıktı. Bu çok önemli. Bu yüzden de doğru ve anlamlı bir yorum yapmak için en azından bir 4-5 gün bu yeni vaka tanımıyla bu vaka sayılarını ve pozitif çıkan vakaları takip etmemiz lazım. Ancak biz dediğim gibi şu 4-5 günlük takipten sonra yeni şüpheli vaka tanımıyla yeni Türkiye'ye gelen ve tüm ülkeye yavaş yavaş dağıtılan testlerin sonucunda belki önümüzdeki günlerde birazcık daha iyi yorum yapma imkanımız olacak. Ama dediğim gibi şu anda çok yeni uygulanmaya başlandı. Hem test sayıları artıyor, hem test yapılan yerlerin sayısı artırılıyor, hem de şüpheli vaka tanımı değiştirildi Türkiye'de. Buna bağlı olarak biraz daha sabırlı olup en azından önümüzdeki 3-4 gün hem test sayılarını, hem vaka sayılarını, hem de pozitif vaka sayılarını gördükten sonra belki birazcık daha iyi yorum yapabiliriz. Peki hocam, şimdi bu alınan önlemleri ben parçalayarak gideceğim ama Türkiye'deki alınan önlemlerden söz ediyorum. Şimdi bu alınan önlemler içinde evde karantina da var. Bu çok tartışılıyor. Şimdi 23 ilde galiba 11.269 kişi var. İçlerinde tanısı pozitif konmuş kişiler de varmış. Eve gönderilen hastaların takibi nasıl oluyor hocam? Kim denetliyor yani bunu? Ya şöyle, biz tabii iki kavramı birbirinden ayırmak lazım. Biz bir karantina lafı var, bir de izolasyon lafı var. Eğer biz bir kişinin hastalık şüphesi olan biriyle bir teması varsa, onda da hastalık bulguları yoksa, biz o kişileri 14 gün karantinaya alıyoruz. Ama o kişiler bu 14 gün süresince hiçbir bu hastalığı geliştirmeyebilirler, hiçbir semptom vermeyebilirler, yani korona hastalığına yakalanmayabilirler. Bu kişiler 14 gün sonunda, bu da bu hastalığın en uzun semptomatik yahut da kuluçka dönemi, normalde en uzun süre 12,5 gün ama 14 gün iyi bir süre, bu kişiler evlerinden çıkabilirler. Ama izolasyon dediğimiz daha çok bu bulguların ortaya çıktığı, semptomların ortaya çıkan kişileri biz izolasyona alıyoruz. Tabii izolasyona aldığımız kişilerin mutlaka temaslı olduğu kişilerde de bu testleri yapmamız gerekiyor. Ve kişiler bu 14 gün sonunda diyelim hastalandılar yahut da çok belirti vermeden bu 14 gün geçtikten sonra Dünya Sağlık Örgütü bunlarda bir gün arayla iki tane test yapılmasını öneriyor. Eğer bu testleri negatif çıkarsa,
varsa bu kişilerin, bunlar evlerinden çıkabiliyorlar. Ama eğer test imkanınız yoksa ve bu 14 günde izolasyon süresinde hastalık belirtileriniz geçmiş olsa bile mutlaka Dünya Sağlık Örgütü bu kişilerin en az 2 hafta hatta 4 haftaya kadar evde tekrar kalmalarını öneriyor. Tabii biz evde kalmak, yani karantina yahut da izolasyon çok önemli, ama mutlaka bir taraftan da yapılan test sayısını, test sayılarını arttırmamız gerekiyor. Yani bizim kimlerin hasta olduğunu bilmeden, kimlerin pozitif olduğunu bilmeden bu bulaş zincirlerini kırmamız mümkün değil. O yüzden de Dünya Sağlık Örgütü de bir yandan bu evde kalma önlemleri, karantina önlemleri alınırken bir yandan da çok sayıda kişide test yapılmasını öneriyor. O yüzden ben de Türkiye'deki bu artan test sayılarına çok seviniyorum. Bu artan test sayısına bağlı artan vaka sayılarından korkmamak lazım. Yani biz yangının nerede olduğunu görürsek o kadar çok yangını söndürme şansımız olacak. Peki. O yüzden de şu anda ben dün açıklanan rakamlardan çok ürkmedim, bir korkmadım. Demek ki yavaş yavaş test sayılarımız artıyor. Biz bu kişileri buldukça da onları izolasyona alıp bu bulaşlarını önleyeceğiz. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Söylediğiniz her şeyi tekrar parçalayarak gideceğim ben. Şimdi hocam, hangi yanlışlar koronayı yayıyor? Bir şuradan başlayalım mı? Ya çok basit bu, çok konuşuluyor ama çok pratik. Gereksiz temas, kalabalık yerlerde bulunma, el hijyenine dikkat etmeme, bunlar koronanın yayılmasına neden oluyor. Zaten bu süreç başladığında biliyorsunuz İtalya'nın, yani İtalya örneğinden gidersek, İtalya'nın çok büyük iki tane hatası oldu. Bunlardan birincisi Kuzey İtalya bölgesi, Lombardiya bölgesi biliyorsunuz orası. Milano var ve orası tekstilin ve modanın merkezi. Ve orada çok fazla sayıda Çinli işçi çalıştırılıyor ve Çinlilerle çok giriftler, çok iç içeler. Aralık aylarında çıktı korona salgını. Aralık'ta pik yapmaya başladı şeyde, Aralık sonlarına doğru Wuhan bölgesinde, Çin'de. Noel tatilinde, yılbaşında bütün Çinliler memleketine gittiler, sonra İtalya'ya geri döndüler. Bu birinci hataydı. Seyahatleri kısıtlamakta falan biraz geciktiler. Arkasından da Kuzey İtalya'da büyük bir futbol müsabakası yapıldı galiba. Futbol maçı Atalanta ile bir başka takım arasında ve orada büyük bir iletişim oldu. Ve bu orada salgının çok yayılmasına neden oldu. Öbür taraftan da o bölge karantina altına alınmaya çalışıldı. Karantina işlemleri yapılırken de birçok insan seyahat etti. Başka yerlere doğru gittiler, güneye doğru gittiler, güneye taşıdılar. Ancak ilginç bir sonuç var İtalya ile ilgili. Güney bölgelerinde ölüm oranları %1'in altında iken, kuzeyde, yani Lombardiya bölgesinde oldukça yüksek. Yani %7, %8'lere varan ölüm oranları var ve büyük ölçüde ölümler o bölgede oluyor. Bizim memleket için konuşursak da şu evde kal çağrılarına, İnsanlar sıkılıyorlar biliyorum ama mümkün mertebe riayet etmek lazım. Evet, dışarıda olmak zorunda olanlarımız var. Dışarıda olmak zorunda olanlar da şu el hijyenine dikkat edecekler. Sosyal mesafe dediğimiz mesafeyi koruyacaklar. Yani bir de şunu söyleyebilirim, ekleyebilirim burada. Medyada artık şu ilgisiz insanları, hatalı bilgiler veren insanları, komplo teorisyenlerini, efendim kendilerini popüler kılma uğruna ya da işte viral olma veya tanınır olma uğruna sıra dışı cümleler kuranlara yer vermemeleri lazım. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bunlar iki türlü etkiliyorlar, bakın şu anda. Türkiye'de yapılan hataları sorduğunuz için söylüyorum. İki türlü soruna neden oluyorlar. Bir, birisi orada diyor ki Türklere bir şey olmaz, yok Türk geni var. Bir başkası diyor ki şunu şunu yerseniz zaten bu virüs geçici. Bir başkası diyor ki bu zaten bir komplo, bir iki ay böyle uğraşacaklar, ondan sonra da bu iş hallolacak. Şimdi bütün bunlar duymak istediği şeyler çoğu insanların ve insanların çoğunu vurdum duymazlığa itiyor. Ve bunu söyleyenler de akademisyen falan olduğu için İnsanlar rahatlıkla yok bir şey düşüncesi içinde ya da bana bir şey olmaz düşüncesi içinde bu kuralları gevşetebiliyorlar. Hani herkesin etrafında gördüğü o umursamaz, herkesin sinir olduğu tipler var ya, o tipler aslında bunlardan etkileniyorlar. Bir de başka bir grup var.
Bunlar da aşırı derecede korkuyorlar. Yani ya komplo teorilerinden ya da bir takım başka abartılı şeylerden. Ben söylemeden edemeyeceğim. Bakın televizyon programlarında şu yapıldı. Birisi tuttu dedi ki ben işte iddiaya girerim ki şu yaş grubunun altında hiç kimse ölmeyecek. Ya insanların ölümüyle falan böyle iddiaya girme olmaz bu yayınlarda. Ben şiddetle kınıyorum bu söz sahibini ve kanal kanal dolaşmaya devam ediyor. Yeter artık yani bu... Ne çok abartılacak bir şey, ne çok hafife alınacak bir şey. Dünya 100 yılda bir bu salgınları geçiriyor. Tarihten bu tarafa doğru gelirsem bu iş bildiğimiz vebayla başladı. Veba, kara veba, hatta Avrupa nüfusunun 3'te 1'i gitti. Şu meşhur İngiltere Başbakanı vardı ya işte sürü şeyi olacak, sürü immünizasyonu olacak. O sürü immünizasyonları oldu işte orada ama nüfusun 3'te 1'i gitti. Onun arkasından çiçek salgınlarıyla başa çıkmaya çalıştık. En son şu İspanyol gribi işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başımıza dert oldu. Bakın İspanyol gribi 1918 filan işte 2018-2020 100 yıl sonra başımıza bir korona derdi çıktı. Ha biz bunu da aşacağız. Dayanışmayla aşacağız. Dünya tabii koronadan sonra biraz daha farklı olacak bir takım şeyler. Onlara da hazırlıklı olmamız lazım. Ama burada çok... Bir kere medya sorumlu yayıncılık yapması lazım. Alanında uzman olan ve doğru bilgi ulaştıran kişilerin konuşması lazım. Halkın da bu işe destek vermesi lazım, omuz vermesi lazım. Yani bu iş sadece ön cephede çarpışan hekimle, eczacıyla ya da hemşireyle olacak bir iş değil. Halk da eğer destek olur, evinde kalmaya devam ederse, ne kadar evde kalıyorsak, ne kadar az sosyal ilişki kuruyorsak bu salgının yükselme trendini o kadar kırma eğilimine sokacağız. Doğru, haklısınız hocam. Hem toplumsal hem bireysel hem de devlet eliyle ya topyekün yani bir mücadele işte, gerekiyor. Yani topyekün, evet. Topyekün. Yani şu anda hepimiz sahadayız, hepimize düşen görev var. Peki, şimdi hocam biliyorsunuz siz de söylediniz, salgın Çin'de başlamıştı. Görünen o ki yalnız... Çin salgını bir şekilde kontrol altına almış durumda. Son durum nedir diye bir bağlantımız var. Çin'de Şangay Üniversitesi'nde Çin, Orta Doğu ve Türkiye konusunda doktora yapan bir vatandaşımız. Nurettin Akçay, bir akademisyen arkadaşımız var. Nurettin Akçay, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülür Hanım. Şimdi hocam virüsün büyük ölçüde kontrol altına alındığı görülüyor. Ülkede her şey normal bir normale döndü mü? Wuhan'dan güzel haberler alıyoruz ama bu Hubei'de hala sıkıntı var gibi duruyor. Mesela bugüne kadar süreç nasıl işledi, hangi önlemler alındı ve tabii ki son durum. Buyurun. Şöyle, hayat normale dönüyor, insanlar sokağa çıkmaya başladı, iş yerlerinin tümü neredeyse açıldı fakat insanlar tedbiri hala elden bırakmış değil. Dışarı çıkarken hala maskelerimizi takıyoruz, hala site giriş çıkışlarında, market giriş çıkışlarında ateş ölçülüyor. İnsanlar tedbiri elden bırakmış değil fakat Çin genelinde hayat normale dönmüş durumda. Wuhan özelinde 8 Nisan'dan itibaren Wuhan'daki karantinanın kaldırılacağı ifade ediliyor. Hubei'de ise dün itibariyle ulaşım yasağı kaldırıldı. Yani hayat Çin'de şu an yavaş yavaş normale dönüyor. Peki nasıl oldu? Bu önemli bir soru aslında. Çünkü bunun cevaplanması gerekiyor ve Çin aslında bütün dünyaya örnek olabilecek bir ülke. Şöyle ki Çin çok ciddi karantina önlemleri aldı olayın başında. Karantina önlemleri sayesinde insanların sokağa çıkmasını engelledi. Bunun dışında iş yerlerinin kapalı tutulmasını sağladı. Kamuya açık yerler kapatıldı. Okullar tatil edildi. Okullar hala tatil burada. Online eğitim yapılıyor. Çalışanlar evden çalışmaya başladı. Hatta insanların evden çıkması bile kısıtlandı diyebilirim. Burada bizlere birer kart dağıtıldı mesela. Her eve bir kart dağıtıldı. Ve biz bu kartlar sayesinde siteden giriş çıkış yapabiliyorduk. Şu renkli kartlar mı hocam? Şu renkli kartlar aynen mı? Öyle, aynen öyle. Ben onu ilk kez ben paylaşmıştım zaten kendi hesabımla. O kartlar olmadan kesinlikle dışarı çıkamıyorduk ve her eve bir kart dağıtılıyordu ve her evden sadece bir kişinin bu kartla çıkıyordu. Açıklar mısınız hocam? Ben de sizi, Çin'i sizden takip ediyorum çünkü sizin paylaşımlarınızdan. O kartın seyircilerimize ne olduğunu açıklar mısınız? O kartların. İşte sarı, yeşil aslında, ne demek? Olsaydı getirirdim size. Ya o farklı bir şey. Şimdi şöyle benim kart farklı, kare kod farklı bir şey. Ha, kare kod şöyle evet. Telefonumuza bir kare kod
veriliyor. Üç renge sahip karakotlar. Yeşil sağlıklı olduğumuzu gösteriyor. Sarı şüpheli, kırmızı da enfekte vaka olduğumuzu gösteriyor. Ve biz bu karakotlar sayesinde bazı yerlere giriş çıkış yapabiliyoruz. Onun dışında kart dağıtıldı bize. Her eve bir kart dağıtıldı. Bu kart sayesinde biz siteden giriş çıkış yapabiliyorduk. Yani Çin bu şekilde önlemler aldı ve salgını kontrol etti diyebiliriz. Fakat şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu sadece devletin alabileceği önlemlerle ilgili bir durum değil. Bu süreçte en önemli faktör unutmamamız lazım. Devlet ve bireyler arasında yapılabilecek koordinasyon. Şöyle bir şey, mesela bizim telefonumuza her gün mesaj geliyor. Ne yapmamız gerektiğiyle ilgili. Bir gün mesaj geliyor. Bundan sonra maskesiz dışarı çıkmak yasaktır. Bundan her yerde ateş ölçülecektir diye. Dışarı çıktığımda 2 saat sonra bunun halk tarafından özverili bir şekilde uygulandığını görüyordum. Yani şunu görüyoruz şimdi. Devlet bir karar yani alıyor. Yani devlet ve karar... halk el ele vermiş durumda. Öyle diyorsunuz. Kesinlikle ciddi bir koordinasyon var. Devlet bir karar alıyor ve o karar halk tarafından özverili bir şekilde yerine getiriliyor. Yani şunu demek istiyorum. Ne tek başına devlet önlem alarak bu salgının önüne geçebilir, ne de bireyler kendi aldığı bireysel önlemlerle bu salgını yenebilir. İki tarafın da ciddi bir şekilde koordine olması gerekiyor. Hocam şimdi virüsün parayla bulaşma potansiyeli çok yüksek biliyorsunuz. Bu yüzden Çin tedavüldeki paraları imha edeceğini ve 600 milyar yuan yani 85.6 milyar dolar basacağını duyurmuştu. Böyle bir şey oldu mu? Yaptı mı Çin? Kaldırdı mı tedavülden? Sürecin başında burada Merkez Bankası Çin'deki bütün bankalara duyuruda bulundu. Elinizdeki eski paraları toplayın, bunların hepsini imha edeceğiz. Bu da yaklaşık olarak sizin dediğiniz gibi 85 milyar dolara tekabül ediyordu. Böyle bir duyuru resmi olarak yapıldı. Fakat ondan sonraki süreç nasıl işledi bilmiyoruz açıkçası. Ve büyük ihtimalle onlar imha da edilmiştir. Zaten Çin'de bizim parayla yani kağıt parayla temasımız çok kısıtlı. Çünkü burada genelde alışverişlerimizi biz karakod üzerinden yapıyoruz. Yani telefonumuz üzerinden para ödemesi yapıyoruz. Peki hocam, 2 ay çok zor bir durum. Yani mesela şu anda halkın morali nasıl? Hani biraz normale dönüyor diyoruz ama gerçekten mesela gıda, ilaç kıtlığı vesaire var mı? Bir de yeni bir virüsten söz ediliyor orada, bu kemirgenlerden geçen bir virüs. O ne durumda mesela? Şöyle, insanların morali değişik bir şekilde iyi. Yani dışarı çıktığımda herkesi mutlu görebiliyorum. İnsanlar sokakta alışverişlerini yapıyor, geziyorlar rahat bir şekilde. Diğer virüsle ilgili de hantavirüs isminde bir virüs. Zaten Çin'de geçen günlerde burada Yunan eyaletinden Shandong eyaletine giden birinde tespit ediyor. Bu kişi otobüste aniden ölüyor. Daha sonra bunda yapılan testler sonucunda kendisine hantavirüs virüse rastlandığı duyuruldu. Hantavirüs de şöyle, kemirgenlerden insanlara geçen bir virüs türü. Aynen, eski bir virüs türü, yeni bir virüs türü değil. Zaten daha önce 2009 yılında Türkiye'de de 8 vakaya rastlanmıştı diye biliyorum ben. Peki hocam, şimdi bu Tayvan, Dünya Sağlık Örgütü'nü biliyorsunuz, bu koronavirüse karşı diğer ülkeleri erken uyarmamakla ve süreci işte yavaşlatmakla suçlamıştı. Aynı şey Çin için de geçerli. İşte bize zamanında doktorlar bildirmedi vesaire diyorlar. Hatta tazminat istenince falan söyleniyor. Peki Çin'de böyle duyumlar alıyor musunuz? Mesela ne diyor Çin'deki gazeteler bu duruma ya da yetkililer? Hiç böyle bir şey duydunuz ya mu? Açıkçası Çin bu iddialardan, yani bu tür suçlamalardan dolayı şu an çok rahatsızlık duyuyor. Hı hı. Özellikle Trump'ın Çin virüsü söylemine yönelik ve daha önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien bir açıklama yapmıştı ki sizin söylediğiniz minvalde. Çin geç davrandı ve dünyanın iki ayına mal oldu. Bu 2 ay kaybettik. Biz eğer daha erken uyarılsaydık
çok daha iyi önlemler alırdık diye. Daha sonra hatta Çin Dışişleri Sözcüsü Li Jianzhao çıkıp açıklama yaptı. Bu virüs ilk kez ABD tarafından, ABD askerleri tarafından Çin'e sokuldu diye. Yani karşılıklı bir propaganda savaşı yapılıyor şu an ve Çin tarafı, Çin'deki gazeteler, Çin'deki medya bu durumdan, özellikle dünyanın kendisini bu şekilde suçlamasından çok rahatsız. Peki hocam, Çin'de bizim bilmediğimiz böyle bağışıklığı artıran geleneksel ilaç ya da işte geleneksel tıp yöntemleri vesaire var mı? Biliyorsunuz hani Çin var. Var kesinlikle. Bununla hocam? İlgili sürekli burada medyada iyi gelen ilaçları tavsiye ediyorlar da zaten Zhongnan Shen zaten bu işin başında olan, yani virüs, Çin'in virüsle mücadelesinde, Çin salgınla mücadelede en yetkili kişi şu an Zhongnan Shen. Onun da bir briefinginde ben duydum. Çin'de özellikle geleneksel Çin tıbbına ait bazı ilaçların hastalar üzerinde iyi geldiğini ifade etmişti. Bunlar hatta şu an buradaki eczanelerde bulunabilen ilaçlar ve bunlar tamamen geleneksel Çin tıbbına ait ilaçlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam katkılarınız için. Ben teşekkür ederim Bilal Hanım. Kolay gelsin. Hocam gördünüz, Çin'de geleneksel ilaçlar bir işe yarıyormuş. Nasıl, hangi ilaçlar onu bilmiyorum. Bu sizin uzmanlık alanınız ama biz şuradan başlayalım, devam edelim mi? Şimdi 4 haftalık süreçte biz sık sık İtalya ile karşılaştırılıyoruz. İtalya'da işte vaka artışı, ölüm oranları filan malumunuz. Şimdi bu göstergeyi cebe koyalım. İlk 11 günde işte Türkiye'de de gerçekten vaka artışı biraz sivriydi, hızlıydı. Ama şimdi gelen haberler, vaka, daha doğrusu bir artış söz konusu olsa daha iyimseriz. Şimdi ne diyorsunuz? Türkiye virüs yayıldıkça önlemleri arttırırken önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu vaka artışları bize ne söylüyor? Önümüzdeki süreci siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi koronavirüsü, SARS-CoV-2 bizim yeni tanıdığımız, yani yaklaşık 3 aydır bildiğimiz bir virüs. Herkes yeni bir şeyler öğrenmeye, yeni araştırmalarla bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ben açıkçası şu ana kadar Sağlık Bakanlığımızın çabalarının takdire şayan olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Süreç gayet iyi yönetildi ve virüs bizim ülkemize 11 Mart'ta ilk vakayı görmemizle somut olarak karşı karşıya geldiğimiz bir durum oldu. Bir kere Tayfun Hocam'ın da dediği gibi zaten virüsten korunmak için en azından sağlıklı bireyler olarak bu sosyal izolasyon olayı aslında güzel empoze edildi halka. Bunu çok yerinde buluyorum. Çünkü bu solunum yollarında ciddi sıkıntı yaratan bir virüs ve de bildiğimiz gibi sekresyon, yani damlacık yoluyla geçiyor. Ve aradaki 1 metre, şimdi 1,5-2 metreye çıkarttık o mesafeyi. Bunun sürekli kamu spotlarıyla, işte sizin gibi birçok televizyon kanalında neredeyse 7-24 dinlememiz sayesinde hani halkın kulağına bayağı bir şeyler gitti. Bu çok önemli bir önlem hepimiz için. Sonra işte elimizi sabunla 20 saniye boyunca yıkamamız mesela, bu da sürekli empoze edildiği için. El yıkamayı tekrar öğrendik diyebiliriz. Evet, evet, gerçekten. Sonra kolonyayla tekrar karşılaştık. Yani bizim kültürümüzün bir parçasıydı ama tekrar gündeme geldi, çok popüler oldu. Tabii onun da şey var, bir limiti var. %60'ın üzerinde alkol içermesi gerekiyor. Dezenfektanlar yine popüler oldu, gündeme geldi. Yani en azından halk nezdinde. Bunlar çok güzel empoze oldu. Mesela esnek çalışma saatlerinin getirilmesi kamuya. Bu da çok önemli bir avantaj oldu. Biz sonuçta üniversitelerde çalışan hocalarız. Biz kendi üniversitemizde, Gazi Üniversitesi'nde, fakültemizde de esnek çalışma saatleri uygulamasına geçtik. Fakülteyi tamamen boş bırakmamak kaydıyla her ana bilim dalımızda en azından birer öğretim üyemizi tutmak suretiyle hani bu önlemlere riayet etmeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi herhalde sosyal mesafeyi korumak. Yani buna halkın büyük çoğunluğu riayet etse de etmeyenler de var. Bir de size yayından önce de bahsetmiştim. Mesela bugün uçakta gelirken genelde işte Türk Hava Yolları bir koltuk ara vererek insanlar arasında oturma düzenini yerleştirmeye çalışmış ki güzel bir şey. Fakat benim bir koltuk sağımdaki yolcu diyeyim sürekli öksürüp tıksırıyordu. Fakat nasıl yani nasıl öksürürken kolunu kapatması gerektiğini bilmiyordu mesela. Bunları da ne kadar empoze edilse de medya aracılığıyla, görsel, yazılı, sosyal medya aracılığıyla bunların da daha çok vurgulanmasına ihtiyaç var gibi hissettim ben kendi adıma. Onun dışında alınan
önlemler tabii ki devletin tek başına yapacağı, yöneteceği bir süreç değil bu. İdari anlamda yürütecek tabii ki. Ama vatandaşa da çok büyük rol düşüyor. Mesela yaşlı bireylerimizin evlerinde kalması, sadece yaşlıların değil bizlerin de öyle. Hani şunu kabul etmek lazım. Tabii ki yaşlılarımıza, büyüklerimize çok büyük hürmetimiz var. Ama onlar daha büyük risk grubunda göründükleri için en azından 60 ve 65 yaş öncesine göre evde kalmaları hepimizin olduğu gibi aslında daha önemli. Buna da hani devlet bir şekilde zaten sınırlama getirdi. Peki hocam, özellikle bu sokağa çıkma yasağıyla ilgili elbette bunun ekonomik, psikolojik ve siyasi boyutları var. Yani kolay bir şey değil ama hani şimdilik gereği yok dendi. Fakat bu iş öyle bir iş ki sadece kişilerin yani inisiyatifine bırakılması da, işte pazar günü de gördük biz manzaraları. Gerçi büyük bir kısım uyuyor ama yine de bir tehlike var çünkü. Mesela bir epidemiolojik evet, söyleyemedim birden. Çalışmalar ne diyor bu konuda? Mesela yüzde kaç kişi dışarı çıkmazsa bu salgınlar yavaşlar? Var mı böyle bir çalışma hocam? Vallahi vardır zannediyorum. Tam o yani oran hakkında bir bilgim yok açıkçası. Halk sağlığı uzmanı olmadığım için. Ama bunun %50'nin üzerinde bir oran olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben şimdi mesela 12 Mart'ta... Toker hocama bir soralım mı bunu kısacık? Olur. Hocam? Toker hocam, dışarı yüzde kaç kişi dışarı çıkmazsa bu salgınlar yavaşlar? Böyle bir çalışma var mı? Epidemiyolojik çalışma? Var mı hocam? Ya şöyle tabii, yani buradaki temel amaç toplumun mümkün olduğu kadar çok kişiyi evde tutmamız lazım. Burada söylenen rakamlar %70 ile %80 arasında ve eğer toplumun %75'i dışarı çıkmaz, bu kurallara uymazsa bu bir salgının bulaşmasını, yani bu bulaşma katsayısını, en başta sizin söylediğiniz işte bir kişi beş kişiye bulaşma katsayısını aşağı çekebiliyoruz. Eğer bir kişi bir kişiye bulaşma seviyesine geldiğinde de bu salgının yeni vaka sayılarını aşağı çekmiş oluyoruz. Peki. Bu arada ben sözü almışken az önce Çin'den bağlanan arkadaşımızın söylediği konuyla ilgili bir şey de söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Söyleyebilir miyim, izin verirseniz? Tabii, buyurun hocam. Buyurun. Ya şöyle tabii, aslında bu ilk vakalar Çin'de 31 Aralık'ta ortaya çıktıktan sonra Çin hükümeti çok hızlı bir şekilde bu virüsün molekülünü tespit etti ve Dünya Sağlık Örgütü ile başladı, bunu paylaştı. Ve Çin hükümeti bu süreçte hem Dünya Sağlık Örgütü ile hem de diğer ülkelerle çok açık ve şeffaf bir şekilde elindeki tüm bilgileri vaktinde paylaştı. Ve Dünya Sağlık Örgütü de henüz daha dünyadaki vaka sayısı 8.000'ler civarındayken ve Çin dışında tek bir ölüm bile görülmemişken 30 Ocak'ta kamu öncelikli acil durum ilan etti. Ve Dünya Sağlık Örgütü yapısı ve organizasyonu içerisinde Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan edebileceği en yüksek alarm durumunu henüz daha dünyada 8.000 vaka varken 30 Ocak'ta ilan etti. Ama tabii daha sonra Mart ayında ilan edilen pandemi aslında durumun daha şiddetini gösteren bir şey değil. Pandemi sadece durumu karakterize eden bir durumdur. Yani eğer bir virüs ya da mikrop birden fazla ülkede, birden fazla kıtada görünmeye başlar, küresel bir tehdit haline gelirse biz buna pandemi diyoruz. Ama Dünya Sağlık Örgütü dediğim gibi, yani bundan yaklaşık 2 ay önce en yüksek acil durumu ilan etti. Ama belki orada bizim de, yani Dünya Sağlık Örgütü olarak, belki bu kamu sağlığı acil durumu ülkeler tarafından yeteri kadar iyi anlaşılmadı. İşin ciddiyeti, boyutu, bugünlere gelebileceği o zaman çok iyi anlaşılmadı. Ne zaman ki pandemi ilan edildi, ondan sonra birazcık ülkeler önlemlerini arttırdılar. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü de, Çin hükümeti de bu süreçte çok açık davranmıştır. Ellerine gelen tüm verileri tüm ülkelerle virüsün molekülünün yapısını paylaşmıştır. O yüzden de deminki arkadaşım dediği gibi ülkelerin Dünya Sağlık Örgütü'nü ya da Çin hükümetini hakikaten suçlamalarının bir anlamı yok. Tabii hocam. Buyurun hocam. Ben küçük bir ekleme yapayım. Buyurun. Yani hocama bütünüyle katılıyorum, ancak katılmadığım küçük bir nokta var. Onu da bütün dünya biliyor zaten. Çin başlangıçta tabii çok hızlı karar verdi buna, ama
Başlangıçta bu yeni bir hastalık, buna karşı önlem alalım diyen hekimi bile baskı altına aldı, onu biliyoruz. Başlangıçta biraz bunu bir yasak veya bir sınırlama getirmek istedi. Ancak o hekim de öldü galiba. Evet, o hekim de maalesef vefat etti. Ha, arkasından tabii bunu sürdürmedi. Bu tamam. Ama başlangıçta biraz Çin de hafife aldı bunu. Bu ilk ortaya çıkış zamanları i̇şte bunun aralık ortaları. Evet. Bundan dolayı bir tazminat çıkar mı onu bilemem. Hayır, o uluslararası bundan, hukukun işte, işidir. Evet. Ama Çin'in karar verdiği andan itibaren yaptığı işleri ben de takdir ediyorum. Bir güllemiştim lafınızı hocam. Buyurun. İşte bir de bu yurt dışından geldikten sonra insanların illa devlet zoruyla değil ama kendi bilinciyle de karantinaya girmesi önemli bir şey. Onu diyordum ben. 8 Mart'ta Fildişi sahiline gittim. Bir akademi ziyaret için gittik daha doğrusu. Bu olaylar, yani koronavirüsü salgını patlayınca biz de mücbir sebep göstererek 3 gün daha erken döndük. 12 Mart'ta Türkiye'ye giriş yaptık. Yolcu bilgi kartlarımızı doldurduk uçakta ve doğrudan 12 Mart'tan itibaren bugün bu sabah göreve başladım tekrar. 14 gün evde kendimi izole ettim. Yani insanların bunu illa devletin zoruyla yapması gerekmiyor. Bizler de bunu yaparak vatandaşlık tabii ki tedbiren evde kalmamız lazım. Bunu herkesin uygulaması, idrak etmesi gerekiyor. Hocam, şimdi Sayın Bakan son verileri açıkladı. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59, toplam hasta sayımız 2433. Geldiğimiz noktadan vaka ve ölüm sayısını öngörmek, daha net değerlendirmek gidişatı mümkün mü? Ne diyorsunuz bütün bu konuştuklarınız dahil? Bir de bu kalp damar hastalıklarının, tansiyonun bu konudaki dahilinde lütfen. Evet. Şok beklettim sizi, kusura bakmayın. Bütün izleyicilerimize ben bir kere net olarak konuşan başında şu mesajı vermek istiyorum. Biz bu salgının üstesinden geleceğiz. Bütün endişe duyan izleyicilerimize net olarak o mesajı vermek istiyorum. Biz bu salgının üstesinden geleceğiz. Yalnız biz bu salgının üstesinden en az insan kaybıyla üstesinden gelmek istiyorsak mutlaka bu sadece sağlık personelinin çalışmasıyla olabilecek bir şey değil. Bütün toplumdaki herkesin bunun farkında, bunun bilincinde olması lazım. Herkes kendine düşen görevi eğer yapar ise ancak o şekilde biz en az kayıpla bunun üstesinden gelebiliriz. Aksi takdirde toplumun belli bir kesimi en az gerekli olan kurallara uymaz da sadece bu iş sağlık sektörüne kalırsa, bu iş başarılı olsa dahi daha fazla kayıpla başarılı olacaktır. Bunu bir kere herkes vatandaşlık sorumluluğu, vatandaşlık bilinci olarak herkes de bu hastalıkla, aslında bütün hastalıklarla mücadelede herkes kendi yapması gereken görevleri bilecek ki bu gibi salgınlar aslında toplumlara, insanlara bir şeyler öğretiyor. Bazen kaybettiğimiz bazı alışkanlıklarımızı tekrardan, özellikle hijyenle, temizlikle ilgili bazı alışkanlıklarımızı tekrardan bize öğretiyor. Bazen biraz daha fazla, bazı durumlarda biraz daha fazla dikkat etmemiz gereken konular olduğunu gösteriyor. Bu gibi değişiklikleri mutlaka bizim bilip öğrenmemiz lazım. Şimdi sorunuzun cevabına geleyim. Bu bakanlığın verdiği sayılar hani şu anda belli bir oranda artıyor gördüğümüz kadarıyla. İlk etapta bu önlemler dahilinde belli bir yavaşlama düzeyine gelecek. Ve ondan sonra da yine bu önlemler gevşemeden, eğer gevşemezse, sonra yavaş yavaş o iniş şeyine gelecek ve belli bir seviyeye gelip o belli bir seviyede kalacak. Bu bir zaman isteyecek. Bu zamanın ne kadar kısa olmasını istiyorsak, ne kadar az kayıplı olmasını istiyorsak, hepimiz birazdan konuşacağımız kendi üstüne düşen görevleri yapacağız. Başka bir çaremiz yok. Tabii ki de sağlık sektörüne burada çok büyük, çok ağır bir görev düşüyor. Bu da hiç yadsınamaz. Kalp hastaları, kalp damar hastaları, şimdi şöyle diyeyim. Bu hastalığın bir kendi hasarı var. Yani bir primer veya aktif olarak hasarı var. Yani virüs, herhangi bir virüs işte vücuda gelir, akciğerlerde yerleşir. Akciğerlerde bizim pneumoni adını verdiğimiz zatürre hastalığına yol açar. Ondan sonra vücudun o hastalıkla mücadelesi başlar. Burada vücut belli bir
dengede yaşamak için, hayatını sürdürmek için belli bir dengede olmak zorundadır. Bu virüs vücuda girdikten sonra vücudun dengesini bozmaya başlıyor. İlk önce bağışıklık sistemi bu virüsü tanıyor. Tanıdıktan sonra bazı bağışıklık sistemleri harekete geçiyor. Ve bu mücadele sırasında o dengeyi bozacak bazı maddeler vücutta oluşmaya başlıyor. Bu maddelerin oluşmaya başlamasıyla beraber diğer bütün vücut organları bu olumsuz olaydan olumsuz etkilenmeye başlıyorlar. Örneğin kişide kalp ve damar hastalığı varsa bir halka gibi düşünün. En zayıf halkası kalp damar hastalığı varsa oradan başka bir sıkıntı başlıyor. Veya böbrek hastalığı varsa böbreklere en fazla yük biniyor. Veya örneğin kanser hastasıdır, kemoterapi tedavisi alıyordur. Yine bağışıklık sisteminden ciddi bir yük binmeye başlıyor. Olumsuz bir yük binmeye başlıyor. Şimdi burada olumsuz etkisi var. Bir de yine toplum bilincine gelmek istiyorum. Şöyle bir olumsuz tarafı da var özellikle kalp damar hastalıkları üzerinde. Kişiler bir belli konuyu ne kadar az biliyorlarsa o kadar fazla korkuyorlar. Hepimiz böyleyizdir. Yani bilgimiz ne kadar azsa endişemiz, kaygımız o kadar fazladır. Eğer endişe düzeyimiz, kaygı düzeyimiz fazlaysa o zaman bu bizim vücudumuza hastalık dışında ayrıca bir zarar vermeye başlıyor. Ne yapıyor? Kalp hızlı hızlı çalışmaya başlıyor. İşte bazı stres hormonları salgılanıyor. Tansiyon yükselmeye başlıyor. Bu sefer kalp ve damar sistemini yine olumsuz etkilemeye, zorlamaya başlıyor. Bu da herhangi bir hastalık yokken bile veya mide bağırsak sistemini olumsuz etkiliyor. İşte baş ağrıları yapmaya başlıyor. Bu da bu hastalıkla mücadelede yani endişenin çok fazla artmadan sadece ve sadece yapılması gerekenleri yaparak mücadele etmek gerektiğini bize getiriyor aslında bir yerde. Peki hocam bu 65 yaş üstü oranı bizde düşük, bu bir avantaj mıdır? Ne diyorsunuz burada? Şimdi tabii ileri yaş hastalıkları biraz farklı. Yani bu hastalıkları hem önlemek hem tedavi etmek diğer hastalıklara göre biraz daha zor. Bizim de toplum olarak yaşımız gittikçe artıyor. Ama şöyle bu hastalıkla ilgili şunu diyemeyiz. Yani illa belli bir yaş grubu üstü demeyelim. Onun yerine şöyle demek daha doğru. Ek hastalığı olan kişiler biraz daha risklidir. Geçen gün kaybettiğimiz çok genç bir sağlık sisteminde çalışanımız vardı. Çok genç yaşta başka bir bağışıklık sistemi hastalığı vardı gerçi. Onu sonradan öğrendik. Sonuçta direkt yaş demek doğru değil. Ek hastalıklar burada önemli olan. Tabii ki de yaşla beraber kişiler ek hastalık kazanıyoruz. Yani ister istemez tansiyonumuz yükseliyor. İşte tip 2 diyabet, şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Yani bu bazı böbrek yetmezlikleri, yani bu yaşla gelen bazı ek hastalıklar veya çok sigara içenlerde akciğer hastalıkları, KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalıkları olabiliyor. Dolayısıyla direkt yaş algısından ziyade ek hastalık algısı daha önemli, daha önem kazanıyor burada. Hocam hani dedik ya dünyada da koronavirüs seferberliği var. Şimdi hattımızda Mehtap Aslan var ABD'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Mehtap Aslan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi ABD'de koronavirüs vakaları 54.916'ya can kaybı 784'e çıkmış durumda. Vaka sayısı evet. Çin'i geçer deniyor. Ve yeni vakaların %60'ı New York'taymış. En son Trump New York'u zorlu haftalar bekliyor. Ve New Jersey'de de galiba bir Türk hayatını kaybetmiş. Neler oluyor ABD'de? Vallahi çok çok tedirginiz. Neden diyeceksin? Çünkü ne olacağını gerçekten bilmiyoruz. Ve bu yeni hayata alışmaya çalışıyoruz. Ben Massachusetts'ta yaşadığım için toplam rakamı o kadar bilmiyorum ama burada 19 binin üstünde bir vaka var ve 15 ölümümüz var. Maalesef yeterli kit olmadığı için yeterli testler yapılmadı. Ama şimdi Güney yeni kitlerin geldi. ABD istemiş galiba. Güney Kore gönderiyor. Evet. Buyurun. Evet. Yeni kitler geldiği için bu rakamların yükseleceğini tahmin ediyorum. Şu anda ben 2 haftadır karantinadayım, evimdeyim. Ve bu durum Nisan'ın 7'sine kadar devam edecek.
Ve çok çok az bir dışarıya çıkmıyoruz. Eczane sadece süpermarketler ve 24, eczaneler. Eczaneler dışında 24 Nisan'a kadar kapalıymış zaten, değil mi her yer? Evet, burası Massachusetts'ta ayın 7'sine kadar şu anda söylendi ama her an değişebilir. Süpermarketlere gidince de sabahları 6 ile 7.30 arasında 60 yaşın üstünde kişileri alıyorlar. Ondan sonra sayılı kişiler süpermarketlere girebiliyor ve bütün alışveriş sepetleri dezenfekte oluyor. Eczanelerde bile 1.5 metre arayla herkes durabiliyor. Yani yeni bir hayat. İnsanlarda büyük tedirginlik var. Bütün dünyada büyük tedirginlik var ama herkes kurallara uyuyor ve herkes ne yapılması gerektiğini anlıyor ve bu da benim hoşuma gidiyor çünkü herkes tedbirli davranıyor. Bu virüsün dağılmaması için dinlememiz lazım ve kurallara uymamız gerektiğini düşünüyorum. Peki şimdi bir bilgi var bende. Bu biliyorsunuz Kaliforniya ve Los Angeles'ta bu koronavirüs en hızlı yayılan eyaletler. Şimdi ilçe evet. Şerifi silah mağazalarının kapatılması gerektiğini söyledi. Çünkü oradaki Amerikalılar hızla silahlanıyorlarmış. Hatta işte bu silah satışları yasaklanması konusu işte panik içinde insanlar satın alıyor vesaire bir sürü sorun tetikliyor diye de bir açıklaması var. Bu silah satışları nasıl düştü ABD basınına? Neden bu kadar paniklediler? Neden böyle silah satışları arttı? Hiç o da bilmiyorum neden. Çünkü ben Massachusetts'te olduğum için inanın ki onu duymadım. Ondan sonra nasıl bu silah şeylerinin yükseldiğini bilmiyorum. Ama her şey olabilir yani. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Rica ediyorum. İyi günlerde, saatli günlerde görüşmek üzere. Amin. Hepimize. İyi yayınlar. Hocam, hakikaten Amerika'da herkes silaha sarılmış. Herhalde herhangi bir işte bir patırtı çıkıyor. Yani ilk çağlara dönmüş gibiyiz. Bana evet, bu evet, çok evet. şey gelmişti. Bu haberi gerçekten okuduğumda gerçekten çok etkilenmiştim. Şimdi hocam, bu testlere gelelim. Hastalığı kontrol etmemiz için çok test yapmamız lazım diyoruz. Yeterince kişiye test yapabiliyor muyuz? Test sayıları ne kadar arttı? Bu arada rejiye sorayım ben. Ne kadar zamanımız var arkadaşlar? Bir dakikamız var. Hocam şöyle bir giriş yapmış olalım. O zaman bir reklam. Ben buyurun. Burada madem bir dakikamız var önemli bir şey eklemek lütfen, istiyorum. Lütfen buyurun hocam. Onu söyleyeyim reklama tamam, gidin. Tamam sonra testlere başlayalım. Şimdi el yıkama el yıkama diyoruz ya. Suyun bazı belediyeler su faturalarına yardımcı oluyorlar. Fiyatını da ucuzlatıyorlar. Yalnız ben özellikle İstanbul için konuşuyorum. Bakın kurak bir kış geçirdik. Ellerimizi sabunlayalım 20 saniye ama o sabunlarken dirseğimizle şu musluğu da bir kapatalım ya da İsraf musluğu kapatalım. Yani su israfına dikkat çekmek istiyorum. Tabii. Haklısınız hocam. O zaman bir reklama gidelim. Bu arada biz çaylarımızı tazeleyelim. Seyircilerimiz de biraz dinlensin. Döndük efendim. 24'te gündem dışında yani doğru adrestesiniz. Bize sorularınız olursa gündem dışı 24 hashtag ile sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam testleri konuşacaktık. Orada kalmıştık. Şu testlere bir bakalım. Sonra kitlere falan geçeriz hep birlikte. Böyle bir süreçte akarız. Şimdi hastalığı kontrol etmemiz için çok test yapmamız gerektiğini artık öğrendik. Vaka sayılarını belirlememiz bu hızın artmasına engel oluyormuş. Peki şimdi her isteyen test yapabiliyor mu? Koronavirüs hastaları nasıl tespit ediliyor? Kimlerden test alınıyor? Mesela her gelen örneğin ben risk grubundayım bana test yapın dediğimde yapılıyor mu? Şimdi bu arada ortaya attım hocam. Tamam. Özür dilerim. Buyurun hocam. Şimdi bu kime test yapılacağı konusu şu anda bütün izleyicilerimiz de girebilirler. Açık Sağlık Bakanlığı'nın bir duyurusu var sitesinde. Gayet net açıklamış durumda. Tabii burada teknik terimler var. Bunları hekimler gayet güzel anlayabilir. Kime test yapılacağı belirlenmiş durumda. Hangi belirtilerle test yapılacağı belirlenmiş durumda. Bir kere ezbere test olmaz.
Ama Güney Kore örneği var. Güney Kore'de işte Güney Kore çıktı, sahada trafikte bile insanlardan hemen sürüntü aldı ve bu şekilde riskli vakaları tespit etti ve onları derhal... Mümkün mü böyle mobil? Mümkün, mümkün. Yani testin şimdi çeşitli testler var. Ve test meselesinde önce şunu söyleyelim. Ne kadar çok güvenilir test yaparsanız, o kadar bu zinciri, bu eğriyi düzleştirme ve bu eğriyi kırma, bu yükselme trendini kırma konusunda doğru bir iş yapmış olursunuz. Ancak en mükemmel testlerin bile hatalı negatif, hatalı pozitif verme ihtimalleri var. Bazı testlerde bu hatalı pozitif, hatalı negatiflik oranları daha da yükselebiliyor. O yüzden de mesela bugün konu oldu, eczanelerde test yapılabilir mi? Eczanelerde test yapılamaz efendim. Şimdi, hocam şimdi bilmiyorum, burada bir eczacılık fakültesi dekanı var ama ben böyle bir girizgah yapmış olayım bu işe. Eczacıların şu anda işi başından aşmış durumda. Onlar hem taraftan kendi güvenliklerini sağlamaya çalışıyorlar hem de ilaç tedarik zincirinin aksaksız yürümesini sağlamaya çalışıyorlar. Bunu yerine getirmeye çalışıyorlar ve fedakarca da çalışıyorlar. Şu anda. Yani bir de siz eczaneye bir test getirip eczanede test yapılması gibi bir şey çok akla ve mantığa uygun değil bir kere. Şimdi Güney Kore'deki gibi bir modeli uygulayabilmek için Güney Kore tarzında kite ve Güney Kore tarzında sahada çalıştıracak deneyimli elemanlara sahip olmanız lazım. Bu bir strateji. Buna sahipseniz yapabilirsiniz. Onun dışında testler ne kadar çok yapılırsa, doğru biçimde yapılırsa o kadar iyi. Test yapılma meselesinde Sağlık Bakanlığı kime test yapılacağını, hangi belirtilerden sonra test yapılacağını, nasıl yapılacağını açıklamış durumda. Bunun dışında daha fazla bir şey söylemeye bence gerek yok. Test sayısını artırmak lazım, güvenilir kitleri temin etmek lazım. Yalnız bir de şöyle bir durum söz konusu. Test negatif çıksa dahi, hocam ona daha net cevap verecek biraz sonra eminim. Ben şunu biliyorum, tomografi yapılıyor. Evet. Yani test negatif çıkmış ama kişi hasta. Yapılan tomografide tamamen koronayı doğrulayacak şeyler de ortaya çıkabiliyor. Belirtiler de veya görüntüler de ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla aslında test... İlla yani negatif çıktığı andan itibaren her şey bitti ve anlamına da gelmeyebiliyor. Ama siz güvenilir testi ne kadar çok yapıp ne kadar çok kişiyi toplumdan izole ederseniz o kadar iyi, ama gene altın kural, altın standart halkın kendini izole etmesi. Peki mümkün hocam bu tabii. Korona tanısında kaç çeşit test yapılıyor? Geleceğim hocam eczacılarla ilgili. Ne kadar sürede sonuç veriyor? Net sonuç veriyor mu bir de? Çok net bir mesaj vermek istiyorum. Herhangi bir hastalığın tanısı bir tek şeyle konamaz. Çok net bir mesaj olsun bu. Yani ben şüphe ediyorum, gideyim kendime bir test yaptırayım, pozitif çıkarsam hastayım, negatif çıkarsam sağlıklıyım diye bir şey olmaz. Herhangi bir hastalığın tanısı ne olursa olsun, bugün koronadan konuşuyoruz. Bir klinik bulguları var mı? Bu testi doğrulayacak. Yani bir kere hastaneye veya uzman hekime gidip bir kere böyle bir hastalıktan şüphe ediyor muyuz? Bu önemli. İki, koronada özellikle tomografi çok tipik akciğer tomografi görüntüleri var. Bu testlerle beraber olduğu zaman ancak bizim için bir şey ifade ediyor. Yoksa hani ben gideyim bir test yaptırayım pozitif mi? Böyle bir algı yanlış. İnsanların gidip de ben bir test yaptırayım merak ediyorum demesi hiçbir şey ifade etmiyor. O testin pozitif çıkması o kişi hasta da demek değildir. Çünkü doğrulama testi negatif çıkabilir. O kişinin negatif çıkması hasta değildir demek de değildir. Dolayısıyla mutlaka testler diğer klinik, yani bir hastalığa tanı koymak için klinik bulgular, bu hastalık için akciğer, tipik akciğer görüntüleri artı test, o bunların hepsi beraber olduğu zaman ancak her testin negatif şeyi vardır, bunu unutmamak lazım. Yani hiçbir test %100, yani bu şu anki testler şeyine göre, tipine göre ama %60-70-80 oranında doğruluk şeyi var ama yanılgı payı mutlaka var. Artı şöyle hastalar var, klinikleri var, yani klinik şikayetleri var, akciğer tomografileri var, koronayı doğrulayan ama test negatif çıkıyor. Yani burada
kişiler hiçbir zaman ben gideyim test yaptırayım, testle hastalığımı öğreneyim diye bir şey olmaz. Dolayısıyla olmamalı da zaten evet, bu yanlış, şu anda sistemi kilitler yani. Bu yanlış kesinlikle olur. Bu yanlış olur. Peki hocam öncelikle kızınız Öykü bana bir mesaj atmış. Soyadınız Orhan demişim galiba evet, Orhan yerine. Orhan. Önce onu düzeltiyorum. Sevgili Öykü düzelttim. Şimdi Sayın Orhan. ne diyorsunuz bu Eczacılar Birliği'nin açıklaması? Hızlı tanı tetkikleri, testleri biz yapalım dedi. Eczacılar ayağa kalktı. Buyurun siz ne diyorsunuz? Aynen ben de bir eczacılık fakültesi dekanı olarak ve de eczacı olarak tabii ki bu açıklamayı aslında çok mantıklı bulmadım. Tayfun hocama da sonuna kadar katılıyorum bu konuda. Şimdi hocamın da dediği gibi aslında bu testlerin hiçbirinin %100 doğruluk payı yok. Yani en iyisi %70-80'e kadar gelebiliyor gördüğümüz kadarıyla. Bir de çok özel şartlarda bu testler yapılıyor. Yani koruyucu tulumlar giyiliyor. Korona şüphelisi olan hastaya o şekilde yaklaşılıyor. Gözlükler, maskeler, hijyen kuralları içerisinde işte hocamın da dediği gibi burundan ve boğazın geri kısmından sürüntü alınarak test yapılıyor. Şimdi eczanede bu ortamın sağlanması zaten mümkün değil. Ve şu anda zaten eczacılar savaşta en ön safta çarpışanlar gibi. Geçen gün tekrar onu da kulaklarını çınlatmış olayım. Profesör Doktor Murat Ferman hocamın da güzel bir lafı oldu eczacılarla ilgili. Zafer hani süngünün ucundaysa bu süngünün ucunda şu anda ilk çarpışanlar eczacılar diye. Hakikaten şu anda birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olan eczane eczacıları özellikle büyük risk altında. Hepsi kendi imkanlarıyla eczanede korunmaya çalışıyorlar. Şimdi yaklaşık 27 bin 30 bin eczane. Bunların çalışanlarını da düşünürseniz 130 belki binlere varan bir kesimden bahsediyoruz, bir popülasyondan ve bunlar tamamen korunmasız durumda yani baktığınızda. Kendi kendilerini korumaya çalışıyorlar. İşte ne yapıyorlar? Cam ekranlar taktırdı çoğu. Hastaları tek tek içeri alıyorlar. İşte şeritler çektiler vesaire. Zaten korunaksız durumdalar. Eğer yanlış da bilmiyorsak hani medyadan duyduğumuz kadarıyla ilk korona COVID-19 vakamızda bir eczacı beydi. Bir bugün meslek büyüğümüzdü. Bugün o aynı eczaneden ikinci kişi de vefat etti. Evet, evet, evet hocam. Dolayısıyla şimdi çok büyük bir risk grubu olan eczacılara bir de gelin eczanede hızlı tanı testlerini biz yapalım demek hiç mantıklı görünmüyor açıkçası. Evet. Hocam isterim. Küçük bir ilave yapabilir miyim? Tabii. Bilmiyorum bu konuda da fikrinizi merak ediyorum. Gene bir eczacılık fakültesi dekanı olarak. Şimdi eczacılar bir standardı yok aldığı tedbirlerin. Kimisi evet, bir naylonun arkasından, kimisi evet, bir cam mekanın arkasından, kimisi işte kapıyı kapatıp pencereden. Evet. Ya bunun bir standardı olması lazım. Bu standardı kim yapacak? Türk Eczacıları Birliği. Evet. Niye Türk Eczacıları Birliği diyorum? Akademisi var. Eczacılık Akademisi var. Bir kriz şeyi kurması lazım. Bir kriz yönetimi kurması lazım. En azından bütün eczaneleri standartize etmemiz lazım. Evet, evet, hangi evet, tip maske kullanacaklar? Hı-hı. Yanlarında çalışanlar ne yapacaklar? Nasıl bir kaç kişi içeri alacaklar? Hı-hı. Bunların bir standardı olması lazım. Kesinlikle. Baktığımız zaman sahada bir karışıklık var gibi. Peki. Evet, evet. Şimdi ben Profesör Doktor Toker Ergüder'e dönmek istiyorum hocam. Şimdi bu mikrobiyoloji laboratuvarlarımızın altyapısı testler için yeterli mi? Bir de bu yapılan testlerde örneğin kan değerlerinde bir değişim oluyor mu? Testlerde. Bu soru için hakikaten Türkiye'de tabii çok sayıda üniversitenin yahut da şehir hastanelerinin, devlet hastanelerinin laboratuvarlarında bu PCR dediğimiz moleküler düzeyde test yapan cihazlar var ve bu cihazlar yıllardan beri bu hastanelerde çok güvenilir bir şekilde kullanılıyor. Ama tabii Sağlık Bakanlığı daha önce biliyorsunuz bir tek Ankara'daki Hıfzıssa laboratuvarındaki laboratuvarda bu testleri yapmaya başladı. Ondan sonra test sayısına ihtiyaç doğunca bunu Türkiye'deki diğer yine Sağlık Bakanlığı'nın yüksek güvenlikli laboratuvarları var. Yani örneğin bunların bir Erzurum'da var, Samsun'da var, başka illerde var. Oralara yayıldı bu. Ama şu anda 36 ildeki üniversite hastanelerinin mikrobiyoloji ana bilim dallarında bu test yapılmaya başlandı. Tabii ki burada yapılan testler çok güvenilir testler. Özellikle bu PCR testleri bu işin altın standardı ve diğer bu az önce hocaların bahsettiği ve hızlı testlerde bir takım yanlış pozitif, yanlış negatif sonuçlar çıkabiliyor ama PCR bunun moleküler düzeyde altın standardı ve o daha doğru
veriler veriyor. Ama tabii burada şuna dikkat etmek, özellikle bu COVID vakalarında siz diyelim testi yaptırdınız. Testiniz negatif çıkabiliyor, birkaç gün sonra pozitif çıkabiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Ama ben Türkiye'de bu işi yapan şu anda Sağlık Bakanlığı 36 tane üniversitelerin ve hastanelerin laboratuvarlarını yetkilendirdi. Bunların hepsinde çok güvenilir ve çok kaliteli bir şekilde PCR testleri yapılıyordur. Zaten bu da yıllardan beri bu hastanelerin laboratuvarlarında yapılan testler. Hocam bir de özel galiba bir takım laboratuvarlarda, bu özellikle hızlı testler için söylüyorum. Bir takım laboratuvarlarda bu testler yapılmaya başlanmış. 1200 lira filan para karşılığında yapılıyormuş. Söylenen o ki, hatta Sayın Bakan bunlarla ilgili bir ceza uygulaması getireceğini de açıkladı. Belli bir standartı olması gerekmiyor mu bu testlerin? Herkes bu testi yapabilir mi? Ya da her laboratuvar bu testi yapabilir mi? Artı hocam da itiraz etti. Eczacılar ya da eczanelerde bu test yapılabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ne diyorsunuz? Yani şöyle, aslında bu çok önemli bir nokta. Yani sonuçta bu pek çok laboratuvarda bu testler yapılabilir. Eğer bu hızlı testler gelmişse de bunlar da yapılabilir. Ama buradaki sıkıntı şurada. Mutlaka bu testi yapan laboratuvarların bu pozitif vakalarını yahut da test yaptıkları negatif çıkmışsa bunları Sağlık Bakanlığı'na çok düzenli olarak bildirmesi gerekiyor. O yüzden de Sağlık Bakanlığı mümkün olduğu kadar, yani bu laboratuvarlardan veri toplama işini garantiye almak için bu veri alabileceği laboratuvarları bu konuda yetkilendiriyor. Ama ben de şeye katılıyorum. Dün Sayın Sağlık Bakanımız da açıkladı. Hakikaten bu salgın durumlarında tabii bu salgının bir de piyasası ortaya çıkıyor. Pek çok işte bu özel kişiler, özel laboratuvarlar bu testleri getirip yapmaya başlıyorlar. Ama tabii bunların, yani bu hızlı testlerin, az önce hocalarım da bahsetti, güvenilirliği, seçiciliği, sensitivliği ne kadar, bunları tabii şu anda çok bilmiyoruz. O yüzden de, ama tabii burada önemli olan bu testleri yapan hastanelerin mutlaka ve mutlaka Sağlık Bakanlığı'na bu sonuçları bildirmesi lazım ki Sağlık Bakanlığı da, evet, bu pozitif çıkan kişilerde bizim filyasyon dediğimiz, sürveyans dediğimiz bu kişilerin yakın temaslarına ulaşılacak. Onlarda tekrar bir sorgulama yapılacak. Eğer onlarda bulgular varsa onlarda test yapılacak. O yüzden de bu filyasyon çalışması için mutlaka bu testlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, yetkilendirilmiş ve Sağlık Bakanlığı'na düzenli veri aktaran laboratuvarlarda yapılması gerekiyor. Peki, teşekkürler hocam. Şimdi hocam, şimdi biz risk gruplarını defalarca tekrarladık ama bir kez daha böyle tekrarlamış olalım. İşte önceden biliyoruz, sağlık sorunu bulunanların, işte ileri yaştaki kişilerin, işte hastalığı ağır geçirme oranı, risk oranı fazla, ama mesela alerjik bir bünye risk grubu mu? Mesela tiroid, romatizma, MS, kalp damar hastalığı, tamam. Peki kronik hepatit B, mesela epilepsi, bunlar risk grubuna giriyor mu hocam? Şimdi bu saydığınız hastalıklar çok farklı grup hastalıklar. Yani bu saydıkların arasında risk grubuna girenler de var ama girmeyenler de var. Şöyle diyelim, genel olarak organların çalışmasında belli bir hasar bırakmış. Bu hasarın işte ancak bazen bazı cihazlar veya bazen ilaç tedavileriyle iyileştirilebildiği durumlar, o vücut dengesinin biraz daha bozulmaya meyilli olduğu hastalıklardır. Ama saydıklarınız arasında bazı hastalıklar var. MS gibi işte, eğer stabil seyrediyorsa ve belli ilaçlar da kullanılıyorsa ve izolasyona da dikkat ediliyorsa, çok bu kişilerin, bu grupta kişilerin çok fazla endişe duymasına gerek yok. Biraz daha dikkat etmesi gereken gruplar özellikle şunlar. Bir kardiyovasküler hastalığı olanlar ve bu sebepte işte belli bir hasarı olanlar, belli ilaçları mutlaka kullanmak zorunda olan kişiler risk grubunda mutlaka. Şeker hastaları risk grubunda. Kronik böbrek yetmezliği hastaları risk grubunda. Daha, yani diğerlerine göre daha İtalya'daki fazla risk grubunda. İtalya'daki ölümlerin %50'si kalp
Evet, evet. Yine kemoterapi alan hastalar veya organ nakli yapılıp da işte uzun süreli bağışıklığı sistemi baskılayıcı ilaç alan hastalar biraz daha fazla risk grubunda. Özellikle bunları daha ön plana almak lazım. Diğer saydığınız hastalıklar eğer stabil gidiyorsa, stabil seyrindeyse ve ilaçlar düzenli kullanılıyorsa diğer grup kadar riskli değil. Niye erkeklerin ölüm oranı kadınlardan daha fazla hocam? Burada farklı teoriler var. Tabii iş biraz daha geçtikten sonra kesinleşecek ama bir östrojen kadınları birçok hastalıktan koruyor. Bu kalp hastalıklarından da koruyor. Yani menopoza kadar kadınlar kalp damar hastalığına daha az tutuluyorlar erkeklere göre. Menopoz sonrası o fark eşitleniyor. Dolayısıyla böyle bir fark olabilir. Belki erkeklerin daha çok sosyalleşme içinde oldukları için bu olabilir. Ama östrojen herhalde bir etkisi var, bir farkı var burada. İlaçlara geleceğim ama şu koronavirüsü mesela diğer griplerden, çünkü rinovirüsler evet. var vesaire. Şimdi birçok çok kişi soruyor bu arada. Gündem dışı 24 hashtag ile sorularınızı gönderebilirsiniz, tekrarlıyorum. Sürekli bu soruyu soruyorlar hocam. Evet. Diğer işte öksürdük mesela. Otobüste birisi öksürdü diye karga tulumba dışarı atmışlar. İnsanlar acayip derecede şu anda gerilmiş durumdalar. Şimdi bu tarz paniklemeye, bu tarz endişeye mal vermemek lazım. Bunun olmaması için de mümkün olduğu kadar birbirimizi bilgilendirmek, doğru bilgilendirmek durumundayız. Öyle hani bir kişi öksürdü diye karga tulumba, öyle bir şey olmaz. Ama hastalığı olan, hastalığı ya, illa korona olması da şart değil. Belli bir hastalığı olan kişileri mutlaka topluma çıkarken maskeyle çıkmalarında fayda var. Hani o kişi öksürdü, maske varsa çok da öyle bir sıkıntı olmaz. Bu kadar panik yapmamak lazım. Şimdi karga tulumba dedik ya, hattımızda Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, ruh ve sinir hastalıkları uzmanı doçent doktor Medine Güleç var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hocam olağanüstü dönemlerin olağanüstü belirtileri, dolayısıyla olağanüstü sonuçları oluyor. Siz de duymuşsunuzdur. Otobüsten insanları atıyorlar. Hapşırdı diye işte bağırıp çağırıyorlar. Bir sürü şey oluyor. Şimdi bu panik havası, bu kaygıyı nasıl yönetelim? Mesela bunun nasıl bir formülü var hocam? Şimdi tabii ki sizin dediğiniz gibi olağanüstü koşullar altındayız. Yani gerçek bir tehlike var. Dışarıda gerçek bir tehlike var ve o yüzden de hepimizin bir miktar stresli olması, kaygılı olması, gergin hissetmesi çok aslında olağan bu durumda. Çünkü sürecin de nasıl ilerleyeceğini birçok insan için net değil. Bir belirsizlik söz konusu. Ve o belirsizlik, yani o tehdidin belirsizliği de insanları aşırı tedbirler almaya itebiliyor. Biraz kontrol altına almak istiyoruz kendimiz için süreci. Ki aslında bu istek de bir miktar gerekli bir şey şu dönemde. Süreci nasıl yöneteceğiz? Süreci yönetmenin tek yolu bakanlığın önerdiği, uzmanların önerdiği tedbirleri eksiksiz bir şekilde almak. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bunları eksiksiz bir biçimde uyup kendimizi izole edip, evden çıkmayıp mümkün mertebe bu tedbirleri aldıktan sonra da normal hayatımıza, yapabildiğimiz ölçüde o izolasyon koşulları içerisinde normal yaşantımıza devam etmeye çalışmak. Peki hocam, bir de özellikle uyarı amaçlı elbette ama yaş almayı ya da yaşlı olmayı çok fazla dile getirdik. Dolayısıyla biraz korkutucu hale de almış, hal almış durumda. Ne dersiniz? Mesela kan grupları meselesinde de durum öyle. Bu konuda ne yapmak gerekiyor? Daha dikkatli, yaşlı insanları üzmemek adına ya da korkutmamak adına nasıl davranmak gerekiyor? Şimdi hepimiz risk altındayız sonuçta ve az önce de programımızdaki konuklarınız da saydılar risk gruplarını. Birçok risk grubu var ve yaşlılar bunların başında geliyor. Yaşlıları hani yaşlılarla ilgili alınması gereken tedbirler evet var. Ama hani o
tatsız videolar yayınlandı biliyorsunuz. Evet. Ama sadece yaşlılar değil bu işin sorumlusu. Sonuçta o gençlerin de sokakta bir işi yok aslında şu anki süreçte. Hepimizin salgını yaymamak için sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Yani sanki öyle bir anlaşıldı ki bu sadece yaşlıların sorumluluğuymuş gibi. Yani onlar kendilerini korursa, söz dinlerlerse geri kalan şeyler mesele değilmiş gibi anlaşılmış olabilir bazıları tarafından. Sonuçta hepimizin sorumluluğu, yaşlıları uyarmak da bizim sorumluluğumuz, onları korumaya çalışmak. Ama onun dışında salgını yayma konusu aslında daha çok gençlerin yaptığı bir şey. Çünkü daha asemptomatik ilerliyorlar. Bu noktada yaşlarımıza çocuk gibi davranmamamız gerekiyor. Bazen öyle reflekslerimiz olabiliyor. Yani yaş aldıkça onlara daha çocukmuş gibi davranıyoruz. Biz daha böyle bakım veren rolüne geçince sanki ebeveynleriymişiz gibi. Onlar da böyle çocuklarmış gibi böyle bir takım rol değişiklikleri oluyor. Öyle bir yanılgıya kapılabiliyoruz. Ama sonuçta onlar deneyimleri bizden çok daha fazla olan insanlar ve kendileri hakkında karar verme, seçim yapma özgürlükleri var. Bizim görevimiz onları korumaya çalışmak ama tabii ki onların iradeleri dışında ya da onları küçümseyerek, görüşlerine saygı duymayarak ya da çocuk gibi davranarak değil. Peki hocam, bir de galiba biz bu ne derler karantinada kendi kendimize aldığımız karantina dahil buna birlikte vakit geçirmeyi unuttuğumuzu hatırladık. Çünkü evlerde birlikte vakit geçirmeyi galiba unutmuşuz ki özellikle kadın derneklerinden gelen şey bu. Evde aile içi şiddet ya da yüksek ses fazlasıyla artmış durumda. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Şimdi herkes bir stres altında olduğu için kısıtlı bir alanda bir arada olmak da o stresi belki dışarı kolayca çıkmasına sebep oluyor olabilir. Ama hepimizin taşıdığı bir şey olduğunu bunu hatırlamak gerekiyor sanıyorum. Yani eşler de birbirlerinin de aynı stresi yaşadığını, deneyimlediğini ve yönetmeye çalıştığını hatırlamalı. Bu noktada birbirimize karşı daha toleranslı olmalıyız. Belki de bazı meselelerin çözümünü ertelememiz yararlı olabilir. Çünkü bu olağan dışı koşullarda çokça da bir arada bulunurken belki çözemeyeceğimiz ya daha önceden çözümsüz kalan, ertelenen bazı meseleler çok daha fazla gündeme gelebilir. Onların çözümleri bir miktar ertelenebilir. Daha sağlıklı zamanlarda daha sağlıklı tedbirler alınabilir. Ama iletişimi sürdürmek gerekiyor. Aile içerisindeki iletişimi de sürdürmek gerekiyor. Ve diğer yakınlarımızla da iletişimimiz online ya da işte telefon vesaire yoluyla da olsa sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bizi hayatta tutan, hayata bağlayan her şeyi yapabildiğimiz ölçüde şu koşullarda hayatımızda korumamız gerek. Hocam son bir kısa bir şey rica edeceğim size. Şimdi korona hastaların aileleri var. Ve biraz işte bunlar da sanki biraz yaftalanıyormuş gibi bir etiketlenme durumu da var. O ailelerin ya korona hastaların aileleri için en azından sükunette beklemek de çok zor, düşünebiliyor musunuz? Yani göremiyorsunuz, işte steril bir halde tutuluyorlar. Bu konuda ne söyleyebiliriz ya da ne yapabiliriz? Ne tavsiye ediyorsunuz? Stigmatizasyon tabii bu tarz durumlarda çok önemli bir konu. Hemen etiketliyoruz. Kendimizden uzak olacağını varsayarak etiketliyoruz. Bu işleri tabii daha da zorlaştırıyor. İşte öksüreni otobüsten atmak falan gibi durumlar da belki böyle bir şey. Sanki biz onu etiketlersek, o öteki olursa bizimle bir ilgisi olmayacakmış gibi. Bir taraftan da. Ama şu anda öyle bir dönemden geçiyoruz ki hepimiz COVID pozitif olabiliriz. Her an olabiliriz. Tek yapabileceğimiz şey korunmaya çalışmak ve izole etmek kendimizi. COVID yani pozitif olan aileler için de sonuçta yapabilecekleri izolasyon koşullarına uymakla ilgili. Ama bu
utanılacak bir durum, saklanılacak bir durum ya da işte ötekileştirilecek bir durummuş gibi hem bunu deneyimlemek hem bir başkasına bunu deneyimletmenin şu süreçte işleri zorlaştırmaktan başka hiçbir anlamı yok. Hepimiz eninde sonunda pozitif olacağız ya, bu süreç öyle bitecek aslında, biliyorsunuz. Ama bunu yavaşlatmaya çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Doçent Doktor Medine Güleç, çok teşekkür ediyoruz. Hocam gelelim. Teşekkürler. Şu aşı, ilaç ve aşıya gelelim mi? Gelelim. Buyurun hocam. İlaç ve aşıyla ilgili gelişmeler ne durumda? Çünkü herkes ben buldum diyor. İlacı da ben buldum diyor, aşıyı da ben buldum diyor. Yani umut veren bazı sonuçlar var ama şu ana kadar an itibariyle bu COVID-19'u ya da meşhur koronayı radikal bir şekilde ortadan kaldıran, önleyen, engelleyen herhangi bir ilaca sahip değiliz. Sadece gene Sağlık Bakanlığı'nın protokollerinde de belirtildiği gibi hastalığın tanılanmasından hastalığın hastane süreci var. Yani bazılarının hastaneye yatması gerekiyor. Bazıları bunu evinde veya ayakta geçirebiliyor. Onlar belki hiç başlıkta vurmuyorlar. O süreç içerisinde klinik tablonun, yani hastalığın seyrine göre değişik ilaçlarla destek tedavileri yapılabiliyor. Bu destek tedavileri arasında ben ilaç isimleri vermeyi doğru bulmuyorum. Sebebi şu, onu söyleyeyim. Burada bazı kimyasal isimleri söylediğimiz zaman insanların kulaklarında kaldığı kadarıyla derhal Google diye bir başvurucumuz var, biliyorsunuz. Direkt oraya başvuruyorlar. Oraya başvurduktan sonra da bunu nasıl elde edebileceklerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Bazen yanlış anlaşılmalar sonucunda bir hatalı formül girip zehirli bir bileşiği de temin edebilirler orada. Aklıma hemen şimdi gelen bir örnek var. Mesela alkol bunu öldürüyor el antiseptiği olarak diye söylendiğinde İran'da filan vakalar oldu. Başka ülkelerde de oldu. İnsanlar metil alkol içip zehirlendiler mesela. Gene dün veya önceki gün bir vaka vardı. Bu sıtma ilacına benzer, yani sıtma ilacının aynı formülü başka bir formda, başka bir şekilde alıp hayatını kaybeden birileri oldu. Kaldı ki sosyal medyada bu sıtma ilacı hayat kurtarıcı olarak ve önleyici olarak ilgili ilgisiz kişiler tarafından tavsiye ediliyordu daha 3-4 gün önce. Şimdi koruyucu, bir kere hiçbir ilaç koruyucu değil burada. Yani bir ilaçla, ne sıtma ilacıyla ne antiviral ilaçlarla bunun bir koruyuculuğu yok. Kliniğe geldikten sonra klinikte çeşitli protokoller var. Bu ilaçlar da yeterince ülkemizde mevcut. Sağlık Bakanlığı'nın hatta eczanelerde bildiğim kadarıyla el koydu. Özellikle sıtma ilaçlarını birileri topladı. Daha sonra bunlar el altından koruyucu diye yüksek fiyatlarla insanlara satılmaya başlandı. Yani bunun da bir kara borsası oluştu aslında. Bakanlık çabuk uyanıp eczanelerden toplayıp kırmızı reçeteye aldı bunları ve şeye koydu. Hastanelere koydu rezerv olarak. Hastalanan kişilerin büyük bir çoğunluğunda %50'den fazlasında özellikle ikili bir kombinasyon var. HIV, HIV virüsünün neden olduğu AIDS tedavisinde de kullanılan antiviral var. Bunu başka bir antiviralle kombine ediyorlar. Arka planda eğer pnömoni veya zatürre geliştikten sonra bir bakteriyel enfeksiyon geliyorsa onu bir kere ciddi şekilde tedavi edebilecek güçlü antibiyotikler var. Bunlarla kombine ediyorlar. Bu arada Çin'den gelen bir başka antiviral ajan var. Orada başarıyla kullanılmış. Ama bütün bunlar hastanede kalış süresini kısaltıyor. Hastanın direncini artırıyor. Doğrudan doğruya radikal bir şekilde virüsü ortadan kaldırmıyor, hastalığı tedavi etmiyor. Belki size zaman kazandırıyor. Bu arada direnç de devreye giriyor. Belki belli vakalarda tamamen de yok edebiliyor. Ama yatan hastalarda, yani tedavi uygulanan hastalarda önemli bir kesiminin bu ilaçlara cevap vererek tedavi olup döndüğünü biliyoruz. Ayrıca da bu programın başında da söylendi, aşağı yukarı bizde de şifalar başladı, onlar da söyleniyor. Tedavi altına alınan hastalardan şu kadarı şifayla salıveriliyor diye, taburcu ediliyor diye.
Aşı konusuna gelince, bu bir RNA virüsü, bu virüslere karşı aşı üretmek teknolojik olarak kağıt üzerinde çok mümkün. Kağıt üzerinde baktığınız zaman bunun altyapısı Türkiye'de de var, birçok başka ülkede de var. Birçok ülke buraya aşı geliştirebilir. Ancak buradaki karşımıza çıkan durum şu, aşının ne kadar etkili olacağı, ne kadar ciddi şekilde koruyucu olacağı. Bu koronavirüse karşı, daha önce domuz gribine karşı da çeşitli H1N1'e karşı da çeşitli aşılar üretildi. Evet, bunların bir koruyuculuğu var ama %100 bir engelleyicilik burada yok. Biz hastalanıp iyileşen insanların kanındaki serum alınıp şöyle, o ayrı bir strateji, o da başka bir strateji. Şimdi aşı konusundan yürürsek, aşı aslında en kesin çözüm, yani koruma sağlıyor. Ve ancak aşının çeşitli kademelerden geçmesi gerekiyor ve bu kademelerin kısaltıldığını biliyoruz. Ülkelerin, özellikle bu teknolojiye sahip önemli ülkelerin, işte Amerika olsun, Çin olsun, Güney Kore olsun, Japonya olsun, aklınıza gelen Avrupa'da da var, Almanya olsun. Bu ülkelerin ekstra bütçe ayırarak, ekstra kaynak ayırarak bu süreci hızlandırmaya çalıştığını da biliyoruz. Buradaki bir takım bürokratik engeller de aşılacaktır. Ancak böyle sanki 1-2 ay içinde falan böyle aşı çıkmayacak gibi görünüyor. Ancak aşı bundan sonraki süreç için önemli ve ben aşı çalışmalarının mutlaka bir sonuca ulaşacağına eminim. Ve benim öngörüm, yani şahsi öngörüm, bir 6 ay içerisinde biz aşıya sahip olabiliriz gibi bir düşünceye sahibim. Tabii bu kesin bir düşünce değil, bir kesinlik içermiyor. İşler yolunda giderse ve beklediğim bir takım gelişmeler olursa diyebilirim. Ama sonuç itibariyle ilaç olarak o kadar da kötü durumda değiliz, yani silah olarak, ama silahı koruyucu olarak değil, hastalık başladıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın da protokollerini uygun bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Hocam, bunu söyledikleri parçalayacağım. Hem ilaca hem böyle aşıya tekrar böyle parçalı parçalı gideceğim ama siz ne diyorsunuz hocam? Şundan mesela şu anda alınan tedbirler aslında modern tıp tedbirleri gibi değil. Hatta sosyal medyada biliyorsunuz sıkça paylaşıldı. 1400'lü yıllarda, yani 620 sene önce Amasyalı hekim Sabuncuzade Şerafettin Efendi'nin aldığı tedbirler bugün gerçekten hocam bütün şey sosyal medya bunu paylaştı. Her şeyle, bugün alınan tedbirlerle örtüşüyor. Ne demiş? Ellerini onat yu, yani ellerini güzelce, evet, yıka. Galabeliğe girme, kalabalığa girme. Selamı uzakça vir. Uzaktan selamlaş. Yani taşradan çıkma işte vesaire. Bugün koyduğumuz bütün kurallar o zaman verilmiş. Yani biz aşıyla ilacı bulmakla uğraşırken modern tıp aslında biraz da işte o süreci biz gene geleneklere göre hani uzatmaya ya da hazır olmaya çalışıyoruz. Aşı ne durumda? Buyurun. Şimdi hocamın da dediği gibi aşı çalışmaları büyük bir hızla başladı. Ben 1-2 gün önce klinik çalışmalar, clinical trials sitesine de girdim, baktım. Şu anda 4 tane aşı çalışması başlatılmış durumda. İkisi Çin'de, ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama bunlar henüz bu recruiting dediğimiz, yani gönüllü toplama aşamasındalar. Bunlara baktığımız zaman çok yakın bir vadede aşının ortaya çıkacağı net görünmüyor. Yani benim de tahminim ve yazılanlardan da okuduğum 12 ile 18 ay arasında bir süre veriliyor aşının tam hazır olabilmesi için. Tabii koruyucu önlem olarak aşı çok önemli hayatımızda ama bizim karşımızda garip bir virüs var. Yani dediğim gibi 3 aydır tanımaya çalıştığımız bir virüs var. Tabii şanslıyız, bu Çin'de ortaya çıkınca Wuhan'da. Çinli bilim adamları virüsün genomunu hemen çıkarttılar. Zaten kitler falan ondan sonra geliştirilebildi. Biz şimdi virüsün genomunu çok iyi biliyoruz. Yani bilgisini çözdük mü? Tabii. O yani, kimlik kartı ortada. Yani ortada. Gen dizilimi, hücrelere sekansı nasıl giriyor, nasıl orada yürüyor? Ya onunla ilgili değişik mekanizmalar var. Evet, biliyoruz bir takım mekanizmaları. Ya bu büyük bir şans oldu tabii. Buna göre de kitler üretildi. Hoş, aşı çalışmalar için de çok önemli bilgiler bunlar. Yani şimdi antiviral ilaç geliştirilmiş
geliştirmek de kolay bir şey değil. Çünkü virüsler bakterilerden daha zor canlılar. İşte hocamın dediği gibi özellikle RNA virüsleri çok dirençli, çok çabuk mutasyona uğrayabiliyor doğal bir şekilde. O yüzden her sene grip aşısının formülasyonu değişiyor. Çünkü her sene mutasyona uğruyor bu virüs. Dolayısıyla şimdi bununla da bir şekilde tıbben savaşmak zorundayız. Antiviral ilaçların geçmişine baktığımızda işte 60'lardan bu yana 100 kadar ilaç geliştirilmiş ama bizim karşımızda bir de 2002'de ortaya çıkmış bir SARS vakası var. Şimdi şunu da biliyoruz, SARS-CoV-2 denilen bu yeni koronavirüs SARS virüsüyle genomuna baktığınız zaman %80, 79-80 civarında benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla MERS'le de bir takım benzerliği var ama o yüzden zaten yeni adı SARS-CoV-2 haline getirildi. Ne yapmaya çalışıyoruz tedavi için? Önceden geliştirilmiş özellikle SARS, MERS, hocam da değindiği gibi HIV yani AIDS virüsüne karşı, influenza'ya karşı geliştirilmiş virüs ilaçlarını biz bu hastalar üzerinde hekimlerimiz denemeye çalışıyor. Zaten Sağlık Bakanlığımızın protokolü de öyle. Şu anda yani hocam da etken madde ismi vermedi ama hani bakanlığın web sitesinde de açık bir şekilde de yazıyor. Oseltamivir kullanılıyor. Yanı sıra da hocamın bahsettiği yine sıtma ilacı hidroksiklorokin kombinasyonu kullanılıyor. Kesin tanık olmuş COVID-19 hastalarında. Ama çok daha ağır vakalarda bunlar yeni bir ilaç eklendi, favipiravir. Ona da bakıyoruz. 2020 yani çok yeni, Ocak 2020'de Çin'de influenza için onay aldı, piyasaya girdi. Japonya'ya bakıyoruz, 2014'te onay alıp piyasaya çıkmış bir ilaç. Şimdi bu da deneniyor. Normalde tabii şunu biliyoruz, yani ilaç çalışmaları neredeyse 10-15 yılı buluyor. İşte ruhsat alıyor, piyasaya giriyor. Yani Ar-Ge kısmından bahsediyorum. Ancak ondan sonra, faz 4'ten sonra tedavide kullanılmaya başlanılıyor. Ama şu anda o kadar acil ve ani bir durumla karşı karşıyayız ki artık yani yeni indikasyon verilen ilaçlarla da tedaviye giriliyor. Mesela işte hidroksiklorokin öyle bir ilaç. FDA off-label yani indikasyon dışı onay verdi. Bizim Sağlık Bakanlığımız da bunu kullanıyor. Favipiravir mesela aynı şekilde klinik çalışmaları yeni başladı. Sanofi, onlar da FDA'dan onay almış. Evet, bu evet. Fransızlar. Yani çok güçlü bir virüsle karşı karşıyayız. Onun için de elden gelen her şey yapılıyor. Tabii buna hocamın da bahsettiği gibi bakteriyel enfeksiyonu olan hastalarda varsa bir de antibiyotik olan işte azitromisin de eklenerek çok ağır vakalarda cevap alınmaya çalışılıyor. Ama kolay bir şey değil antiviral ilaç ve aşı geliştirmek. Hocam geleceğim. Hattımda İspanya bekliyor. İspanya'dan Shirley Ender Büyükbay, Türk akademisyen arkadaşımız. Hoş geldin Shirley. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. İspanya'da son durum nedir? Galiba 11 Nisan'a kadar uzatılmış olağanüstü hal. Evet, 11 Nisan hatta Paskalya tatili var. Paskalya tatili 14 Nisan'a kadar devam ediyor. 14 Nisan işbaşı normalde. O zamana kadar biz evlerimizdeyiz. Peki günlük yaşam her yerde olduğu gibi elbette orada da kesintiye uğradı. Halkın morali nasıl? Çünkü 3434 insan hayatını kaybetmiş durumda ve NATO'dan İspanya yardım istemiş. Özellikle evet. İşte kitler, herkes birbirinden yardım istiyor. ABD'ye bile Güney Kore'den hani kitler gitti. Gerçekten bu pandemi bütün dünyayı fena sarstı ama bir anlamda da belki insan olmayı hatırlattı. Buyurun. İnsanlığını hatırlattı diyorum ben aslında. Şu anda buradaki durum nasıl? Tedirginiz açıkçası. Hayatımız gerçekten bir askıya ve askıya aldı. Tedirgin olmamızın nedeni şöyle, evet dışarı çıkmıyor olmak veya kısıtlanıyor olmak bir yana, rakamları her geçen gün rakamları gördükçe çok kasvetli bir ortamın içinde olduğumuzu ve bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzu sürekli hatırlıyoruz. Sokağa çıktığımız zaman ve ancak zaruri nedenlerle sokağa çıkabiliyoruz. Herkesin tedirgin olduğu, 1,5-2 metre mesafenin haricinde, kuralın dışında insanlar hakikaten bir mesafe içerisindeler.
markette diyelim bir yaşlı birine yardımcı olmak istiyorsunuz, mesafe koyuyor çünkü tedirgin. Böyle bir ortamın içindeyiz. Peki, dışarı çıkmayı istemiyoruz. Ulaşamadı mesela, aha, yardım malzemeleri olabilir, gıda olabilir, ilaç olabilir, ulaşamama gibi bir durum var mı? Herhangi bir sıkıntı? Hiç öyle bir durum yok. Hiç öyle bir durum yok. Yani temel ihtiyaçlarımız, Maslow'un o ilk iki aşaması olan temel ihtiyaçlarımızla ilgili hiçbir kaygımız yok. Peki. Hiçbir kaygımız yok. Büyük geçmiş olsun inşallah. Bugünlerde geçecek. Çok öyle diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Evet, evet, evet. Sizin de sağlıkla kalmanızı ve sağlıcakla evinizde güvende olmanızı diliyorum. Teşekkürler. Şimdi hocam, yatırılan hastalar nasıl tedavi ediliyor şu an için? Hani net bir aşı yok, net bir şey yok, ilaç yok. Ben çok kısa bir... Lütfen hocam, tabii. Bir de hangi dozda nasıl ilaçlar kullanıyor? Şimdi bir sıkıntımız var mı? Çok net bazı mesajlarım. Buyurun. Aşı dediğimiz zaman bir ilaç, bir kimyasal oluşum vereceksiniz kişiye. Kişinin vücudunda yabancı işte virüse karşı veya bakteriye karşı neyse bir takım savunma hücreleri oluşturması lazım. Aşıdan kastettiğimiz bu. Yani aşı sağlıklı insanlara hastalanma riskini azaltmak amacıyla uygulanan bir yöntem. Hasta insanı tedavi etmek amacıyla değil. Bir. İkincisi tedavi edici ilaç. Ondan bahsediyor. Tedavi edici ilaç dediğimiz zaman da kişi hastalığa yakalanmıştır. Hastalıktan ya işte daha kısa zamanda kurtulması veya daha az hasarlı atlatabilmesi amacıyla bir takım ilaçlar veriliyor. Şimdi koronada diyelim hocamın da dediği gibi biz şeyi belli yani zinciri belli ne oldu bugün için. Ürettiniz, başladınız uygulamaya insanlara. Bir kere bu çok sayıda insana uygulamanız lazım. Bu insanlardan ciddi bir etkisi olmaması lazım, görülmemesi lazım. Artı anlamlı bir koruyuculuğun olması lazım. Ancak ve ancak bunları geçtikten sonra tamam bu aşı uygulanabilir diyebilirsiniz. Yani bu zaman isteyen bir şey. Hani biz bunu fabrikada ürettik, al sana aşı diye bir şey değil. Dolayısıyla aşı üretilse dahi, uygulansa da o uygulamalar acaba cevap verecek mi? İnfluenza yıllardır bilinen bir virüstür. Aynı korona gibi virüstür. Yıllardır bilinir. Koruyuculuğu %70'tir. 60-70'tir neyse. Her sene farklı şeylerine göre kılık değiştirir. Virüs daha kılık değiştirir. Bu kılıklarına göre farklı farklı ilaçlar, aşılar yapılır. Ona rağmen %60-70'tir. Yani öyle %100 koruyuculuğu bir şey beklememek lazım virüslerde. Koronada da böyle olacaktır. Yani sonuçta virüs tek başına dışarıda yaşayamaz. Yaşayabilmek için mutlaka bir hücrenin içinde olması lazım. O da kendine göre bir takım yaşamak için mutasyona uğraması lazım ki siz bir şekilde onu yok edersiniz. O da bir takım yine kılık değiştirerek yine tekrardan gelecektir. Yani ortak yaşarlığı başarana mutlaka kadar. Dolayısıyla aşıdan öyle hani çok kısa zamanda bir şey beklememek lazım. İlaçlarla da ilgili şöyle bir mesaj vermek istiyorum. İlaçlar, iyi geldiği ilaçlar var. Zaten bu Sağlık Bakanlığı'nın dünyaca da kabul edilen, iyi önerilen ilaçlar var. Ama bu ilaçların da iyilik derecesi ne kadar iyileştirdiği ancak ve ancak hastanın üstüne denendikten sonra, uygulandıktan sonra bunlar doğru yerlerine yerleşecektir. Yani şu an için insanların gidip de ben işte korunacağım diye bir takım ilaçlar alayım eczaneden falan filan bu kesinlikle yanlıştır. En basit asetil salisilik asidin bile yani şey ismi hadi söyleyeyim aspirinin bile ciddi mide kanaması yani etkisi yapabilir. Bunu bu yüzden kesinlikle hiç kimsenin ben işte şunu alayım şunu iyi gelir gibi bir tavırla girmemesi lazım. Şimdi sorunuzla ilgili kalp damar hastalıklarında bu çok bazı grup tansiyon ilaçları ile virüsün hücreye girişi giriş yerleri kapılarının benzerlik göstermesiyle ilgili çok konuşuluyor. Dolayısıyla bazı ilaçlar arttırıyor gibi bir takım şey var ama bu kanıtlanmış gösterilmiş bir şey değil. Kesinlikle kişi düzenli olarak
ne ilaçları kullanıyor ise aynı ilaçlara devam etmesi lazım. Bu bir takım bilgiler, doğruluğu olmayan bilgilerle ilaç değişikliği kişiye zarar verir. Hocam bu noktaya geleceğim ama son 2,5 dakikamda bir Fransa'ya bağlanayım diyorum. Sima Danan var hattımızda. Sima hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Fransa'da 365 daha ölü sayısı maalesef artıp 1696 olmuş. Vaka sayıları artıyor. Ölenlerin arasında 5 tane doktor da var. Kendiniz yani neler oluyor Fransa'da, ne durumdasınız? Evet, maalesef çok üzgünüz. Çünkü dediğiniz gibi birkaç doktor vefat etti. Aynı zamanda bir de jandarma dün vefat etti. Ve yani vaziyet hakikaten çok zor. Çünkü bu salgın zirvesinin, yakında salgın zirvesinin olacağını da biliyoruz üstelik. Daha yani 5 Nisan civarında bunu uzmanlar bekliyorlar. Onun için çok endişeliyiz. Benim eşim doktor, göz doktoru, cerrahıdır kendisi. Ama onu da işte ona da çağrı yaptılar. Çünkü söylediklerine göre hastanelerde yeterince doktor yok ve nöbetçi olarak gönüllü doktor arıyorlar şu anda. Kendimizi kurban edemeyiz demiş doktorlar Fransa'daki. Orada sular duruldu mu? Bayağı zor. Bir de askerler şu anda salgınla ilgili galiba sahaya indiler. Çok da doğal aslında, çünkü ordu genelde en kolektif, yani emir komuta zinciri, organizasyonu en kuvvetli olan birim olduğu için aslında Avrupa'da çok sık rastlanan bir şey değil ya da görünen bir şey değil, ama ordu herhalde bu konuda yardımcı oluyor halka. Evet, dediğiniz doğru. Bizim de gördüğümüze göre trenlerle hastalığı başka hastaneye taşıyorlar. Ordu da tabii ki emek veriyor şu arada. Fakat daha yani bu konuda fazla ilerlemiş değiliz. Çin'de duyduğumuza göre çok çabuk bir zamanda hemencik kocaman bir hastane kurabildiler, ama Fransa maalesef bunu yapamadı. Zaten yapacağı vakit bile yalnız 21 yatak olacak. Yani problemimiz de solunum cihazları. Yeterince solunum cihazımız da yok Fransa'da. Burası Almanya gibi de değil. Ve bizi çok endişelendiriyor bu vaziyet. Çünkü ne de olsa daha zirvede de değiliz. Ne olacak bilmiyoruz yani. Yani Fransa'da endişe hakim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz sizinle. Sağlıkla kalın. Sağ olun. Sağlıkla kalın. Siz de öyle. İyi akşamlar. Bir küçük ara verelim. Bizler yine çaylarımızı tazeleyelim. Seyircilerimiz de biraz dinlensin. Döndük 24'te gündem dışında, yani doğru adrestesiniz. Şimdi Profesör Doktor Toker Ergüder'i çok yalnız bıraktık Ankara'da. Hocam bu yatırılan hastalar nasıl tedavi ediliyor diye bir de size sormak istiyorum. Hangi dozda hangi ilaçlar kullanılıyor ve herhangi bir ilaç sıkıntımız var mı? Ya çok sağ olun, ama bu soruya benim cevap vermem çok yanlış olur bir hak sağlığı uzmanı olarak. Belki orada klinisyen hocalarım bu soruya daha cevap verebilirler, ama şu anda Türkiye'de de yeterli miktarda hem bu bahsedilen sıtma ilacından hem de bu viral antiviral ilaçlardan Sağlık Bakanlığı elinde oldukça var ve Türkiye'de şu anda ben ilaçlarla ilgili bir sıkıntı olduğunu çok zannetmiyorum. Zaten çok sayıda ilaç Çin'den de Türkiye'ye geldi. Zaten bu ilaçların hepsi de daha önceden var olan ve özellikle Çin'de hastalıklara karşı kullanılan, hastalar üzerinde denenen ilaçlar. Bunlar Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı vaka protokollerine, tedavi protokollerine girdi ve bunlar düzenli bir şekilde uygulanıyor. Tabii ben birkaç hususta dikkatinizi çekmek istiyorum. Tabii bu sonuçta bir maraton, yani bir 100 metre koşusu değil, ama ne yazık ki virüs de çok hızlı bir şekilde dünyada yayılıyor ve şu bilgiyi sizle paylaşabilirim. İlk vakanın ortaya çıktığı 31 Mart'la
Dünyadaki vaka sayısı 100 bin olana kadar 67 gün geçti. İkinci 100 bine ulaşmamız için 12 gün geçti. Üçüncü 100 güne ulaşmamız için 4 gün geçti. 400 bin sayısını aşmamız için sadece ve sadece 1,5 gün geçti. Tabii bunu ben korkutmak için söylemiyorum. Yani bir panik havası da yaratmak istemiyorum ama işte bu alınan önlemlerin önemi burada ortaya çıkıyor. Yani ne yazık ki virüs tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılıyor. Türkiye'de de yayılmaması mümkün değil. Bizde de yayılacak. Ama tabii biz ne kadar bu virüsün, az önce sorunuza cevap olarak söylüyorum, artış hızını yavaşlatabilirsek bu hastanelere daha fazla rahat ilaç temin edebileceğiz. Sağlık çalışanlarının istirahat etmesini sağlayacağız ve cihazları da sağlayacağız. İkinci bir husus şu önemli. En başta Tayfun Hocam da bunu söyledi. Özellikle Türkiye'de bu yaşlarla ilgili yanlış bir algı yaratıldı. Sanki bu koronavirüs hastalığı yaşlıların hastalığıdır, sadece yaşları etkiliyor gibi. Ama en büyük sıkıntımız gençlerde ve Dünya Sağlık Örgütü de özellikle bu bizim milenyum dediğimiz 30 ile 40 yaş arasındaki gençlerin ve daha gençlerin de bu virüs konusunda çok dikkatli olmalarını önerdi. Ve özellikle tabii yaşlılarda özellikle kronik hastalık varsa ölüm oranları artıyor. Ama bu hastalık gençlerde görülmeyecek, gençlerde ölüme yol açmayacak diye bir husus yok. Onlarda da ölüme yol açabilir ama bu oranlar belki düşük olabilir. O yüzden de hep bu hastalık bizde aman yaşlılar dikkat etsin, yaşlılar dışarı çıkmasın, yaşlılarımızı koruyalım gibi bir algı oluşturuyor ama hakikaten çok yanlış. Özellikle burada gençlerin de dikkat etmesi lazım. Özellikle gençlerin bu toplu halde düzenledikleri, bir araya gelmeleri, işte bir yerler oturmaları, okullar da tatil oldu. Bundan da kaçınmaları lazım. Belki gençler hakikaten hastalığı hafif geçiriyorlar. Çok fazla semptom olmuyor ama bunlar sonuçta bu hastalığı kendi anneannelerine, dedelerine, babaannelerine bulaştırabiliyorlar. O yüzden de ben de o algıdan lütfen kaçın ve gençler de mümkün olduğu kadar bu bizim önerdiğimiz sosyal izolasyon, el yıkama kurallarına uysunlar. Peki. Mümkünse onlar da bir araya gelmesinler. Hocam şimdi vaka sayısının azalması elbette salgınla baş edebilmek için çok önemli. Çünkü hasta sayısı arttığında bütün dünyada da gördü, İtalya örneğinde daha rahat gördüğümüz gibi gerçekten sağlık sistemi çöküyor. Tam burada Türkiye'deki Türkiye'nin bu pandemi karşısında sağlık altyapısını bir masaya yatıralım. Mesela koronavirüsle ilgili hastanelerimiz ne kadar hazırlıklı? Ne durumda? Hastaların yüzde kaçının yoğun bakım ihtiyacı oluyor? 4000 ameliyathaneden söz ediliyor gerçekten ama bu müthiş bir rakam. Fakat anestezi cihazlarımız yeterli mi? Yoğun bakım üniteleri yeterince donanımlı mı? Yoğun bakım uzmanları yeterli mi? Mesela yoğun bakımlarda palyatif hastalar yatıyor şu anda. Onlar ne olacak? Buyurun hocam, şu hastaneleri bize bir değerlendirin. Çok sağ olun. Yani Türkiye özellikle bu 2009'dan itibaren bu grip pandemisiyle beraber bu pandemi planlarını hazırladı. Ben de o dönemde Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyordum. Özellikle bu kuş gribi, daha sonra domuz gribiyle beraber bu hazırlıklar, Türkiye hakikaten bu planları hazırladı ve bu planların da ulusal anlamda tatbikatları yapıldı. O yüzden de pandemi planlarımız var. Ve de tabii bu koronavirüs hastalığında, yani bizim Çin'den aldığımız verilere göre vakaların %81'i bunu hafif geçiriyor. %14'ü şiddetli hale geliyor. %5'i ise kritik duruma gelip işte bunların daha çok yoğun bakım yahut da ileri bakıma ihtiyaçları. Bu sadece %5 oranında bir rakam. Ama Türkiye'de siz en son bu yapılan şehir hastanelerine baktığımızda ben Türkiye'de bizim yoğun bakım yatağımızın, yatak sayımızın yeterli olduğuna inanıyorum. Onda çok sıkıntı çekmeyeceğiz. Hele bir de vaka sayılarımız bu şekilde artmaya devam ederse bunu karşılarız. Ama tabii şurada sıkıntı bizim malzemeden çok sağlık çalışanı ve sağlık personelinde sıkıntımız olabilir. Tabii bunların yani şifler halinde, vardiyalar halinde çalışması, bunların da hastalığa karşı kendilerini korumaları, bunların da kendilerini önlem almaları çok önemli. Yani bu sağlık çalışanlarına mutlaka ihtiyacımız olacak. O yüzden de tabii bir de bu özellikle yoğun bakımda çalışan yoğun bakım hemşirelerine
üyeleri, yoğun bakım doktorlarının daha fazla sayısının artırılması, bunların kapasitenin artırılması gerekiyor. Yoksa Türkiye'de ben yatak olarak, yoğun bakım yatağı olarak, buradaki cihazlar olarak bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ve zaten bu yapılan planlarda da bunların hepsi gözden geçiriliyor, hazırlıklar yapılıyor. Ama ben tabii bunu söylerken de şunu sürekli aynı şeyi belki söylüyorum ama burada bizim tedaviden çok korumaya öncelik vermemiz lazım. Yani koruma da evde kalmakla oluyor. İnsanlara test edip izole etmekle oluyor. İşte bu sosyal mesafeye ya da el yıkama kurallarına uymakla oluyor. O yüzden peki hocam, biz yani %80... sonuçta hastanelere gidecek vaka sayısını azaltmamızın, hastanelere giden vaka sayımızı azaltmanın tek yöntemi bu koruyucu önlemler alırsak zaten bu hastanelere giden vaka sayısında büyük bir azalma sağlayacağız. Türk sağlık sistemi de ben bu vakalara hakikaten cevap vereceğine inanıyorum. Yeterli kadar da kapasitemiz olduğunu inanıyorum. Hocam sağlık çalışanlarımız ne kadar güvende için ayrı bir başlık açacağım ama şimdi vakaların %70-80'i semptomsuz ayakta geçiriyor dediniz. Bu çok sık tekrarlanıyor. Diyelim ki bunlar taşıyıcıysa bu taşıyıcı süresi ne kadar? Mesela kişi sonsuza kadar bu virüsü birisine bulaştırabilir mi? Ne kadar daha taşıyacak? Ne kadar taşıyıcı oluyor? Çok sağ olun. Aslında bunlara semptomsuz demeyelim de bu çok hafif geçiriyorlar. Yani mesela diyelim siz stüdyoda 4 kişisiniz. Ben de buradayım 5 kişiyim. Bu 5 kişi aramızda birileri bu hastalığı çok hafif şekilde geçiriyor olabilir. Yani bu geçirdiği semptomlar da onun günlük yaşamını etkilemiyor olabilir. Ama biz yani bu test yapılmadığı sürece de bunu anlamamız mümkün değil. Yani kimler hasta yahut da kimler bu korona pozitif negatif. Ama sonuçta biz hepimiz bu özellikle bizim beklentimiz bu semptomlar özellikle ortaya çıktıktan sonra bunlar çok hafif de olsa siz bunları işte bu damlacık yoluyla bulaştırmaya başlıyorsunuz ve bu sürenin maksimum süresi 14 gün. Yani siz eğer diyelim hastalığı bugün aldınız, bu hastalık işte bunun bir kuluçka süresi var, sonra 5-6 gün ya da 7-8. Günde semptomlar ortaya çıkmaya başlıyor, daha sonra 14 günde de hastalığı geçirip tamamlamanız lazım. Bu sürede bulaştırabiliyorsunuz. Daha sonra tabii ki bir bağışıklık kazanıyorsunuz ve hastalığı kimseye bulaştırıyor. Ama bu sürenin şu anda maksimum süresi 14 gün diye biliyoruz. Peki o zaman eğer ben bu hastalığı atlattıysam, bağışıklık kazandıysam bir daha kimseye bulaştırmıyorum demektir. O zaman her koronavirüs vakası her kişide aynı mı seyrediyor? Bir de diyelim ki hastalandık, ne kadar sürede iyileşiyor hocam? İyileşme süresi nedir ortalama? İşte az önce söylediğim, yani iyileşme süresi tabii bu hastalığının şiddetine bağlı. Hı. Ve eğer hastalıkta bir takım komplikasyonlar çıkmışsa, altta bir takım işte akciğer hasarları, kalp hasarları olmuşsa tabii ki iyileşme süreniz daha uzuyor. Farklı. Ama benim söylediğim ortalama rakamlar ve şu anda bildiğimiz rakamlar, o da hastanın şiddetine göre, hastanın durumuna göre değişiyor. Ama ben şeyden bahsediyorum. Peki kalıcı hasar yani bırakıyor mu iyileştikten sonra? Yahut da tabii ki eğer akciğerlerinizde, yani normalde biz viral hastalıklarda bu tür bir kalıcı hasar beklemiyoruz. Yani bunlar bu bakteriyel enfeksiyonlar, pnömoniler gibi değil ama eğer tabii eğer akciğerlerinizde ağır hasar olmuşsa daha sonra yaşamınızda belki bu solunum kapasitenizde diğer hasarlar olabiliyor. Ama tabii şurada şunu da belirteyim. Özellikle bu semptomların hafif geçtiği dönemde de herkesin bu karantina kurallarına, evde kalma kurallarına da dikkat etmesi gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Peki hocam, diyelim ki bu COVID-19 bulaştı, sonra iyileşti. Bu bağışıklık kalıcı bir bağışıklık oluyor mu? Yani bir daha COVID-19 olmayacağımın garantisi var mı? Çünkü hani sürekli söyleniyor ya, mutasyona uğruyor bu virüs diye. Maymunlarda galiba şey oluyormuş da kalıcı bağışıklık oluyor diye bir şey söyleniyor ama insanlarda da saptandı mı? Bir daha bir kere oldum, bağışıklık kazandım, bir daha olmayacağım. Böyle bir şey var mı? Saptandı mı? Net mi? Ya yani şöyle bir
Beklentimiz bu. Yani hastalığı geçirmişseniz bu virüse karşı bağışıklık kazanmanız. Ama tabii en son Çin'de gelen vakalarda hastalığı geçirip hastaneden taburcu olan insanların da tekrar hastalandığına, yakalandığına dair çalışmalar var. Bu da İtalya'da görüldü. Ama dediğim gibi bu virüs hakikaten çok yeni bir virüs ve elimizdeki tüm bilgiler Çin'den gelen yapılan bilimsel çalışmalara ait veriler ve şu ana kadar da 1000'e yakın çalışmayı biz Çin'den takip edebiliyoruz ama her gün yeni gelen çalışma bu varsayımları değiştirebiliyor. Ama tabii bizim beklentimiz aşıda da böyledir. Yani ya toplumda bir hastalığı, bir hastalığı yenmek için ya toplumun yaklaşık %60'ı bu hastalığı geçirecek, artık da bağışıklık kazanacak virüs, atlayacak kişi yahut da hücre hasta bulamayacak yahut da toplumu aşılayıp onları virüse karşı bağışık hale getireceksiniz. Ama en son Çin'den ben de dün birkaç yayına baktım. Hastalığı geçirip de tekrar hastalığa yakalananlar olmuşlar. Bir de tabii İtalya'la ilgili bir kelime daha söylemek istiyorum. Yani niye İtalya'da bu oranlar yüksek oluyor, ölüm oranları? Bir de İtalya, Japonya'dan sonra dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip olan ülke. Ve büyük bir ihtimalle nüfusun büyük bölümünün yaşlı olması, bunların da altında bir takım kalp damar hastalıklarının, akciğer hastalıklarının, kanserlerin de o kişilerde olması sebebiyle ölüm oranları İtalya'da da arttı. Ama bu ölüm oranları da genelde işte 80 yaşından sonra %15'lere çıktı. Şu anda da İtalya'da da neyse ki 50 yaşın altında ölüm yok. Tabii bunlar, yani yaşlıların ölmesi tabii ki çok kötü bir şey ama en azından hastalığın özellikle bu kronik hastalığı olan yaşlılarda daha fazla ölüme yol açtığını gösteriyor. Hocam tekrar şu hastanelerle ilgili son bir soru sorayım size. Solunum cihazlarının yeterli olup olmadığı da çok endişe edilen konulardan biri. Asıl önemlisi bu ventilatörleriymiş. Yeterli mi hocam? Ya şöyle, tabii ben şu anda elimde net Türkiye'de hastanelerde kaç tane ventilatör var, kaç tane kalp solunum cihazları var çok bilmiyorum ama yani sonuçta Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı dünyada 194 tane ülke var. Ve bu 194 ülke arasında bir kıyaslama yaptığınızda herhalde Türkiye'nin yoğun bakım yatak sayıları, ventilatör sayıları, bu akciğer ve kalp cihazları herhalde ilk 10'a 15'e girecek durumdayız. Ama tabii şu anda bizim de en büyük korkumuz aslında Türkiye'den değil. Yani bu virüs Afrika ülkelerine yayılmaya başladığında o Afrika ülkelerinin sağlık sistemlerinin buna nasıl cevap vereceği ve oradaki durumun ne kadar hızlı artacağından en büyük korkumuz oralarda. Yoksa Türkiye gibi hakikaten iyi sağlık sistemine sahip ülkeler, mesela örneğin Almanya gibi ülkelerde bu hastalıkların ölüm oranları düşük ama Allah korusun eğer bu virüs bu Avrupa bölgesinde yayıldığı gibi Afrika ülkelerinde yayılmaya başlayınca ne olacağını hakikaten düşünmek bile istemiyoruz. Esas problem oralarda, yoksa şey var, yani bu batılı ülkeler yahut da gelişmiş ülkeler, sağlık sistemleri buna mutlaka bir cevap verecektir. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Ventilatör. Tamam. Şimdi hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı bu? Yani ben hiç konuşmadığımız bir tarafını bir söylemek istiyorum. Buyurun şu hocam. Anda hepimiz bütün sağlık sistemi koronavirüs üzerine odaklanmış durumdayız. Hep onun üzerine konuşuyoruz. Ama iki ay öncesine kadar sonuçta her sağlık sisteminin belli bir hasta kapasitesi ve hasta yükü vardı. İşte acil hastaları vardı veya poliklinikte tedavi gören hastaları vardı. Şu anki buna adapte olabilmek için bütün sistem şu anda koronavirüs tedavisi üzerine odaklanmış. Her hastanenin sistemi şu anda koronavirüs üzerine odaklanmış durumda. Dolayısıyla çoğu hastanede acil girişimler dışında elektif bir ameliyatlar mümkünse yapılmıyor. Bu da koronavirüs olmayan hasta kesimi için bir süre sonra belli sıkıntılar ve aksamalara mutlaka yol açacaktır. Bu hiç pek konuşulmuyor ama bu ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza gelecek.
Bunun önüne geçmenin yolu yalnız onları tedavi etmeye daha çok işte cihaz arttırmakla değil, yoğun bakım arttırmakla değil. Mutlaka ve mutlaka yine Şerafettin Efendi hocamızın dedikleri elleri yıkama, kalabalığa girme, uzaktan selamlaş, ye iç, iyi ye, iyi iç, hastaysan yat, dışarı çıkma ve dışarıda yüzünü kapa. Yani yine bu ilkelere gelmiş durumdayız. Bu koruyucu hekimlik olmadığı takdirde, koruyuculuk olmadığı takdirde bu hastalık, hem bu hastalık hem de diğer hastalıklarla sağlık sisteminin baş etmesi mümkün değil. Bu bizim için değil, hiçbir ülke için mümkün değil. Birkaç şey de şöyle söylemek istiyorum. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün hem bu kalp damar hastasıyla ilgili hem de genel Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın bazı önerileri var. Aslında hepimizin bütün dünyaya verdiği, hepimiz uyması gereken. Bir kere beslenmede çok merak ediliyor ama bu özellikle evde kalınan zamanlarda mutlaka ve mutlaka sebze, meyve ağırlıklı, karbonhidratı daha az, şekeri olmayan, mümkün olduğu kadar şekeri olmayan beslenme üzerine olması lazım. Bol su içmek önemli. Su içmek hem vücudun dengesinin çalışması açısından, organların çalışması açısından önemli. Hem de pıhtı atma riskini azalttığı için bol su içmek çok önemli. Sigarayı kesinlikle kullanmamak gerekiyor. Burada çok uzun süre evde kaldığımız zamanlarda aynı pozisyonda beklememek lazım. Her yarım saatte bir mutlaka birkaç dakikalık bir tur atmak lazım. Eğer dışarı çıkmıyorsak, ki biz şu anda mümkün olduğu kadar çıkmamayı öneriyoruz. Ev içinde mutlaka yarım saat, 20 dakika, yarım saat kadar yürüyüş yapmak lazım. Burada mental olarak da yani anksiyete, kaygı düzeyimiz arttıkça bizim kalp ve damar hastalıkları veya diğer hastalıkları da bu etkileyecektir. İşte tansiyonu yükseltecektir, kalbi hızlandıracaktır. Bu gibi durumda mental sağlığımız da ancak ve ancak ev içindeki bireylerle olumlu iletişim kuraraktan veya işte teknoloji de kullanaraktan, teknoloji üzerinden sevdiğimiz, güvendiğimiz insanlarla daha çok görüşerekten bunu sağlayabiliriz. Aslında seyircilerden gelen çok mesaj var ama eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Bir de şunu söylemek istiyorum. Çok, bu da çok medyada veya çok şey yapılıyor. Şimdi bilimsel olarak kanıtlanmamış hiçbir gıda takviyesini, hiçbir ilacı, ilaç da demek istemiyorum, hiçbir gıda takviyesini veya şu vitamin, bu vitamin gibi bir şey de bu hastalıkta koruyuculuk şeyi yoktur. Bu bazı B vitamini eksikliği, D vitamini eksikliği gibi veya anemik bir tanısı konup da tedavi edilmiş hastaları kastetmiyor. Ama bunlar dışında dengeli sebzesini, meyvesini, dengeli beslenmesini sağlayan... Beta glukan diyorlar mesela. C vitamini. Damardan C vitamini alan var hocam, bir işe yarıyor mu? Hiçbir, onu soracağım size, çok bu yapılmış, gelmiş. Bu çalışmalar yapılmış. C vitamini randomize dediğimiz bizim. Yani bir kısım insanlara gerçek C vitamini verilmiş. Bir kısım insanlara da placebo dediğimiz C vitamini değil ama ona benzeyen başka bir şey verilmiş. Sonuçta bakılmış ki C vitamini iki grup arasında anlamlı hiçbir şeyi yok. Yani siz sebzenize, meyvenizi yiyorsanız hiçbir şekilde gıda takviyesine ihtiyacınız yok. İki kere ki dört. Başka hani aslında şu iyi geliyor, bu iyi geliyor, bu bağışıklığı güçlendiriyor diye bir şey yok. Bunu söyleyebilmek için mutlaka... Mucize bir besin ya da ilaç yok, vitamin yok. Hocam, Toker hocama da sormuştum ama tekrar soru gelmiş. Başka bir şeye geçeceğim İlkay hocayla. Kan değerlerinde bir değişim oluyor mu bu şeyle diye? Değişim oluyor mu? Viral hastalıklarda kan değerlerinde değişiklik oluyor. Ama yani düşme veya yükselme yönünde, ama sadece kan değerleri üzerinden dediğim gibi bir tanıya varmak doğru değil. Burada en büyük şey klinik olarak işte öksürük, ateş, halsizlik, baş ağrısı gibi semptomların yanında mutlaka tomografi, kültür örnekleri, test, bunların hepsiyle beraber değerlendirmek lazım. Sadece kan testiyle bir sonuca, doğru sonuca varmak mümkün değil. Hocam, şimdi hani bu virüs çıktığında şöyle dediler, bu virüs üretildi, yok Çin'in laboratuvarından kaçtı. İşte ekonomik savaşlar var, işte dijital bir dünya kurmak için işte bu virüs üretildi vesaire. Virüsler biyolojik silah olarak kullanılabilir mi? Bilimsel şey nedir bunun?
Aslında bence bu çok spekülasyona açık bir soru. Ya tabii ki üretilebilir. Yani baktığınız zaman laboratuvarlarda özellikle virologların, mikrobiyologların diyelim daha doğrusu işte virüsün sonuçta nasıl gen dizilimini çıkarabiliyorsak bir takım manipülasyonlarla bu gen dizilimlerini değiştirip farklı farklı laboratuvar ortamında virüs üretmeleri mümkün müdür derseniz evet mümkündür derim. Bunlar biyolojik silah olarak kullanılabilir mi? Yani kötü niyetli düşünürseniz tabii ki kullanılabilir ama COVID-19 özelinde konuşursak bu SARS-CoV-2 yeni virüsle ilgili bununla ilgili de çok komplo teorileri hocamın dediği gibi üretildi. İşte Çin üretti, Çin'deki bir laboratuvardan sızdı Wuhan'daki balık pazarına vesaire gibi veya işte Amerika üretti, Çin'e gönderdi askerler aracılığıyla vesaire gibi. Ya biz bunların ne kadar doğruluk payı olduğunu şu anda bilemiyoruz. Ama ben geçenlerde yani çok yeni bir hafta bile olmadı. Yine bir yayın okudum. İyi bir dergide, şimdi hatırlayamadım, belki Nature gibi çok iyi bir dergide çıkmış bir yayında. Orada bu virüsün laboratuvar ortamında üretilemeyeceği, üretilmemiş olduğu filogenetik dediğimiz yani soy haritası çıkartılarak aslında doğal yollardan mutasyona uğrayıp ve seleksiyonla şu anki haline dönüşmüş olduğu gösterildi. Yani biyolojik veya mikrobiyolojik açıdan bakarsanız bunun doğal olarak bir şekilde tetiklenerek mutasyona uğrayıp şu anki SARS-CoV-2 COVID-19'a yol açan virüs haline geldiği gösterildi. Bu böyle. Peki virüsler olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki, bu mümkün. Öyle mi? Tabii ki mümkün. Hani şey, çünkü virüsler aslında hani kontrol edilmesi zor diyor. Zor. Nereye gideceği belli olmuyormuş şimdi ya. Şimdi virüslerin biz çok kolay veya çabuk mutasyona uğrayabildiklerini biliyoruz. Dolayısıyla çok aslında büyük bunu, tehlike değil mi? Evet. Kötü niyetle değil ama mesela bunu ilaç firmaları, bir takım laboratuvarlar, ilaç laboratuvarları yeni ilaç geliştirmek tabii için evet veya yeni aşı geliştirmek için kullanabiliyor. Yani yapıyorlar bunu, yani deniyorlar. Laboratuvardan firar da etmiş olabilir. Yani kaçmış da olabilir diyor birileri. Evet, öyle yani şeyler de var ama sonuçta bunlar yapılabilir mi? Mümkün, yani biyolojik silah olarak kullanmak istedikten sonra kullanılabilir ama COVID-19'a yol açan virüs bu şekilde mi çıkmıştır? Yani onu şu anda net bilemiyoruz. Bir de hani doğada doğal seleksiyon adını verdiğimiz bir şey var. Yani baktığınız zaman her zaman için biraz daha zayıf olan, biraz daha güçsüz olan bir şekilde elenmiştir. Yani bu doğanın doğal seleksiyonudur. Yani bu sonuçta bizler için de geçerli olan bir şey. Yani hani bu doğanın o kuralında uyuyor aslında bir yerde. Ve bu tarzda virüsler olacaktır. Bundan sonra da olacaktır. Yani deyin ki HIV de ilk çıktığı zaman çok büyük panik yaratmıştı. Yani bu tarz şeyler mutlaka 3-5 yılda bir olacaktır. Buna da hazırlıklı olmak lazım. Bir şey mi söyleyecektiniz evet, hocam? Yani bundan ilgili hocam bitirdiniz mi? Evet. Şimdi bu komplo teorileri neyin işine yarıyor ona bakmak lazım. Önce şunu söyleyeyim. Ben kesinlikle katılıyorum buradaki hocalarıma. Bunun doğal bir mutasyon sonucu ortaya çıkan virüs olduğu ağırlıklı bir şekilde bilimsel kanıtlar bunu gösteriyor. Ha şunu söyleyenler çıktı medyada, işte bunun yok filanca uzantısı biraz daha değişik, bu öyle kolay kolay olamaz veya hiç mutasyonda gördüğümüz bir şey değil vesaire. Şimdi siz çok fazla indirgemeci yaklaşırsanız, çok indirgemeci bakıp olaya moleküler biyolojinin, genetik biliminin içinde çok mikro alanlara girerseniz ve hipotez de kurmak isterseniz oradan bir sürü hipotez kurarsınız. Yani şu sıtma ilacının koruyucu olması da böyle bir hipotezdir. Mesela böyle bir hipotez kurarsınız ama bunun hiç herkes tonik içiyor bu yüzden. Yani ben de kurabilirim. Hepimiz veren de çok. Evet, yani çok hepimiz buradan yani bir komplo teorisi üretebiliriz. Şimdi komplo teorisinin bize ne zararı var onu söyleyeyim. Bir, enerjimizi komplo teorisine harcamanın bir manası yok şu saatten sonra. Yani bu bir komplo olsaydı acaba, yani yaşlı nüfusu mu hedeflerdi bunu üreten ülke, genç nüfusu mu hedeflerdi mesela? Böyle bir soru da sorabilirim ben. Hani bu da komploya karşı başka bir hipotez. Bu da kesin bir şey değil. Sonuçta bir ırk ayrımı yapmıyor. Yani bir ırk ayrımı da yapmıyor. Hatırlayın bu virüsün Çin'de ilk çıktığı günleri.
Gariban bir Tayvanlı gelmişti buraya, sırtına çanta asmıştı. Ben Çinli değilim, ölürem Türkiye yazıyordu yani ışıklı olarak. Ve ilk başta öyle de dendi. Yani bu Çin virüsüdür. İşte Amerikan başkanı da bu Çin virüsü, Çin virüsü deyip duruyor. Ve o Çin virüsü dedikçe de tabii ki biyolojik silah şeyi daha da somutlaşıyor. Şimdi neden? Şimdi kapitalist sistemin işine gelen bunun komplo teorisi olması. Aslında. Çünkü artık cevap veremiyor insan. Bakın İtalya ve İspanya sağlık sistemindeki özelleştirmeyi en agresif uygulayan ülkelerden biri, şu anda patladı. Bak altyapısı yetmiyor. Biz ne yaptık? Biz de özel hastaneleri çok doğru bir kararla devlet hastanesi gibi ilan etti değil mi? Sağlık Bakanlığı gücümüzü artırmaya çalıştı. İspanya da aynısını yaptı hocam. İşte ama... İşte sıkıntı ortaya çıkıyor. Ama bizdeki çıkıyor. Sağlık sistemi, sigorta, işte özellikle... Onlar kadar değiliz. Mi? Biz daha o noktalara gelemedik. Onu demek istiyorum evet. Yani özelleştirmede. İngiltere başkanı... 34 bin dolar ödemiş. Veya İngiltere'den sorumlu evet, olan yönetici ne dedi? Başkan ya da işte başbakan, İngiltere başbakanı. Sürü immünolojisine bırakacağız bu işi. Bir süre sonra hallolacak dedi. Ama peki, geri adım attı sonra. Ama geri adım ölümlerden sonra geri adım evet. Atmak zorunda. İşin ucunda seçim kaybetmek var. Bana göre de kaybetti. Yani bilim adamı yazı yazmış. Evet, gelecek evet. Dönemde biraz zor görür iktidarı diye düşünüyorum. Şimdi sistem, ticaretin durması burada kapitalist sistemin en büyük şeyi, problemi. Hatta Amerikan başkanı da biliyorsunuz çıktı, yeni ilaçlar geliyor, çok umutluyum, çok umutluyum diye bir şeyler söyledi. Arkasından çıkan bilim insanları da çok onu destekleyen şekilde konuşmadılar. Şimdi bunu bir komplo teorisi olarak ele almanın şu saatten sonra kimseye hiçbir faydası yok. Bu bildiğimiz dünyada görülen, daha önce bizim atalarımızın gördüğü, bizim kuşağımızın ilk defa karşılaştığı bir salgın. Dünya bu salgınlarla daha önce de karşılaşıyordu. Ve bu salgınlardan işte bir şekilde teknolojisi yoksa sürü immünitesiyle, sürü immünolojisiyle bir şekilde aşıyordu bunu yani. Evet. Veba filan böyle ortadan kalktı. Dolayısıyla komplo teorilerini konuşmak yerine İşimize bakmak daha burada daha mantıklı. Arkadaşım burada bana Malthus teorisi demiş. Hani yaşamlar arasında bir katsayı vardır. İşte bu katsayı kim bozarsa tabiat ondan intikam alır diye. Aslında insanın doğru, marifetlerini doğru. Sonraya saklıyorum neden olduğunu ama. Şimdi İngiltere var hattımda. Hüseyin Duhan şehirli İngiltere'de. Hüseyin hoş geldin. Merhabalar. İngiltere'de galiba 465 hayatını kaybedenlerin sayısı. Ne durumdasınız? Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı'nın başlangıçta açıklamaları da çok tartışıldı. Tabii ondan sonra geri evet. Adım attı. Bayağı sıkı uygulamalar var orada. Ne durumdasınız? Öncelikle dün söylediğiniz o rakam düne aitti galiba. Bugün maalesef ölü sayısı 578 ve giderek de artıyor. Evet. Kötü bir haber tabii ki. Yani şöyle diyeyim ben, az önce hocamızın dediği gibi İngiltere biliyorsunuz baştan çok böyle relax davrandı. Yani hani böyle önemsemiyormuş ya da bunu işte biz ne dediler işte herd immune approach'la gidereceğiz. Yani halkın inisiyatifine bırakıyoruz dediler. Aynen o şekilde. Yani şeydi, ilk baştan tabii ki yaklaşım işte onun sürü tedavi yöntemiyle, bağışıklık sistemiyle götüreceğiz dediler ama tabii bu ne diyeyim ben, insanlarda belli bir paniğe yol açtı. Çünkü hani o noktadan itibaren İtalya'dan, işte İspanya'dan gelen görüntüler falan olunca sesler yükselmeye başladı. Ondan sonra zaten İngiltere'de hükümet daha radikal tedbirler alıp işte okulları kapatma yoluna başvurdu. İşte onun dışında iş yerleri kapatıldı, barlar kapatıldı, publar kapatıldı, restoranlar kapatıldı. Ama tabii ki başta böyle bir nahoş bir durum, yani insanları peki, endişeye halk, sevken halk bir durum durumda, maalesef halkın yaşandı. Morali, halkın morali ne durumda? Kurallara uyuyorlar mı? Bir ara marketleri yağmalama görüntüleri evet. Vardı ama. Evet. Yani şöyle diyeyim ben, geçen
Pazartesiden itibaren sokağa çıkma yasağı başladı. Ama tabii o da şöyle, sadece bir kez çıkabiliyorsunuz. Günlük bir kez egzersiz yapma amacıyla ya da işte köpeğinizi parkta gezdirme niyetiyle olabiliyor. Ya da işte eczaneye gidebiliyorsunuz ya da işte shopping, alışverişe gidebiliyorsunuz. Ama şöyle diyeyim ben her gün mesela koşuya gidiyorum. Yine herkes parklarda, yine herkes dolaşıyor. Herkes shoppinglerde kuyruğa giriyor. Yani mesela hani social distancing dediğimiz o sosyal bir mesafe kuralı konmuştu 2 hafta önce. Ona kimse riayet etmiyor. Yani zor, İngiltere'nin işi zor. Yani biraz zor gibi görünüyor. Çünkü hani çok gene de böyle bir aşırı böyle panik halinde herkes kurallara uyuyor durumu da maalesef yok. Peki, geçmiş olsun diyelim. Haftaya görüşmek üzere Hüseyin. Bakalım haftaya inşallah daha iyi haberler alacağız. Sağlıcakla kal. İnşallah. Bu koşullarla ilgili İtalyan Belediye Başkanı'nın aslında gülüyoruz ağlanacak halimize. Bir şey beyanatı vardı. Ben diyor hayat boyu koşuda topladığınız 3 kişiyi gördüm. Şimdi herkes sokaklarda bu ne spor kör merakı diye. Bir atasözü var. Kör ölür badem, badem gözü olur diye. Şimdi hocam şöyle devam edelim mi? Bu aşı tartışmaları... aslında bunun tartışma konusu olmasının galiba en büyük nedeni bu tür şeyleri, ilaçların ya da bu aşıların devlet kontrolünde değil de böyle ilaç tekellerinin kontrolünde olması. Mesela şimdi ister istemez kapitalizmin girdiği her alan tedirginlik yaratıyor. Aslında hocamın söylediği şey hani değişimle ilgili, biz oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz hocam. Çok önemli bir şey söylediniz çünkü. Yani kapitalizm artık şurası belli. İnsanlara bir cevap vermiyor. Neden? İşte Afganistan'a oraya buraya öyle şeyler yaptılar ki adamlar batıya doğru yürüyor. Yer bırakmadılar çünkü. Şimdi ve onlar bir tane işte belki çocuk sahibi oluyor. Onlar nüfusu da fazla. Er ya da geç oraya gidecekler. Bunu gördüler. Ya er ya da geç. Şimdi bunu yeniden düzenlemenin de peşindeler bence. Şimdi ister istemez burada bu ilaç meselesinde de işte kapitalizmin girdiği bir alan olduğu için insanlarda tedirginlik yaratıyor. Beni işte kobay mı yapacak? Öyle mi edecek? Böyle mi edecek? Acaba mesela bugün Sayın Bakan harika işte Sağlık Bakanımız bir bilim kurulu oluşturdu. Mesela böyle bir bilim kurulu oluşturulsa ve devletin kontrolünde bir bilim kurulu ve bu ilaç ve aşı politikalarını devletin kontrolünde yönlendirse ne dersiniz? Hani yani olabilir mi böyle bir şey? Evet, bence. Olabilir. Yani şimdi zaten biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı bağlı sağlık politikaları kurulu var. Belki de onların başlıca görevlerinden biri bu veya olmalı. Önemli bir şey tabii devlet tarafından kontrol edilmesi, ama şöyle de bir gerçek var. Yani bu ilaç veya aşı her neyse, tedavide kullandığımız her şey tabii ki ilaç firmaları tarafından üretiliyor ve onlar da ciddi bir yatırım yapıyorlar. Yani şöyle konuşabiliriz. Mesela hani çok iyi bilindiği için firmalar, diyelim ki Pfizer veya Novartis gibi dünya devi ilaç firmalarının ilaç Ar-Ge'sine ayırdığı bütçe Türkiye milli bütçesinden fazla. Yani dolayısıyla bu kadar önemli bir sektör. Dünyada biliyorsunuz birinci silah sektörü, ikincisi de ilaç sektörü ve gıda sektörü geliyor bunun arkasından. Yani bir kartelleşme var mıdır? Evet, belki belli oranda vardır ama devlette aşı politikasını veya ilaç politikasını yönlendiriyor. Zaten Türkiye'de ilacın en büyük alıcısı kim? Devlet. Dolayısıyla bir nevi devletin kontrolü altında diye düşünebiliriz. Ama hani bu son zamanlarda da aşı karşıtlığı sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada duyuyoruz. Bir trend halini aldı. Doğru mu? Değil tabii ki. Yani şimdi aşının koruyuculuğu da yadsınamaz bir gerçek. Aşılardan vazgeçemeyiz. Buna karşı olmak da bir çözüm değil. Özellikle hani küçük çocuklarda, belli çocuk hastalıklarında devletin uyguladığı bebeklikten itibaren belli zorunlu aşılar var. Bunları bir de şu anda yaptırmak istemeyen ebeveynler var ki bu çok yanlış. Bir takım belki görmediğimiz hastalıklar, aşıyla önü kesilmiş hastalıkları biz artık yavaş yavaş
görmeye başlıyoruz. Neredeyse %40'lara çıktı aşı yaptırmayan aileler. Diğer yandan şöyle bir ironi de var. Şimdi hepimiz yeni koronavirüsün aşısını bekler durumdayız tüm dünyaca. Dolayısıyla korktuk. Biz aşıya muhtacız, aşıdan vazgeçemeyiz. Yani devlet de bunu bir şekilde kontrol altında tutmalıdır, tutacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hocam çok önemli bir başlık açmıştı. Bu başlıkla ilgili benim yine hattımda Galatasaray Üniversitesi doçent doktor üyesi, Galatasaray Öğretim Üyesi, Üniversitesi Öğretim Üyesi doçent doktor Ata Özkaya var, hızlı konuşayım derken. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Hocam şimdi uzmanlar bu koronavirüs salgınının ekonomi üzerinde etkilerini de çok konuşuyorlar ve yıkıcı bir etkisi olacağını da öngörüyorlar. Şimdi koronavirüs Çin ve dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? Yani küresel ekonomik ve jeopolitik dengeleri değiştirecek mi? Yeni Şafak yazarı Nedret Ersener şöyle yazmış. Komşusuna yardım etmeyen AB üzerinde Çin yardımları etkili oluyor. Açıkça hem Çin'e teşekkür ediyor hem de AB'ye Pekin'i rahatlatması için baskı yapıyor diyor. Yani bir şekilde de Çin'in bu şu anda biraz kontrol altına aldığı için bu salgını özellikle Avrupa'nın ihtiyacı olan şeyleri temin etmesi açısından da önemli bir yere gelebileceğini söylüyor. Siz ne dersiniz? Evet, küresel ekonomik düzen açısından baktığımızda şu an Çin problemini çözmüş gibi gözüküyor. Ve problemini çözdükten sonra tıpkı İkinci Dünya Savaşı'ndaki Marshall yardımlarının bir benzeri gibi, aslında ona benzetebiliriz. 2013 yılında planladığı bir kuşak yol projesindeki coğrafi hatta, o hat üzerinde ona yakın, yani kendi planının yürümesi için uygun olan coğrafyalara yardım elini uzatmaya başladı. Şimdi buna yardım eli diyoruz. Çünkü ortada bir küresel salgın var. Ve Avrupa içine İtalya ile geldi. Büyük ihtimalle İspanya ve Almanya ile devam edebilir salgının gidişatına göre. Benzer şekilde Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerinden de, Afrika'ya çünkü henüz yansımalarını daha net görmedik, çok zor durumda kalabilir Afrika ülkeleri. Ve Çin'in biliyorsunuz salgından önce Afrika'yla ilgisi vardı gene projesi üzerinden. Aynı şekilde Hindistan, Pakistan ve İran da bu hat üzerine dahil olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü salgını bitiren Çin aslında salgın öncesi kaldığı yere geri dönmüş durumda. Yani bunu bir bayrak yarışı gibi düşünürseniz Çin öne geçti. Yani küreselleşmenin sürecine tabut, küreselleşme sürecinin tabutuna son çivi çakıldı mı, çakılmadı mı? Aslında son çiviyi çaktı demek için henüz erken, ancak avantaj kazandı. Bu avantajı kazanmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin payı çok büyük. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri geç kaldı. Geç kalmaya devam ediyor. G7 zirvesinde Çin virüsü adını vermek istediler. Takip etmişsinizdir mutlaka salgına. Yani bir tür itibarsızlaştırma yolunu seçmek istiyorlar. Gene enformasyon üzerinden Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Çin'i itibarsızlaştırmak istiyor. Ancak buna G7 Dışişleri Bakanları izin vermedi. Sadece Çin'in dezenformasyon yaptığını kabul ettiler. Dolayısıyla son çivi demesek bile küreselleşme süreci şekil değiştirecek gibi gözüküyor. Peki eğer süreci Çin yürütebilir mi? Yeni süreci Çin yürütebilir mi yani? Hayır, Çin tabii ki yürütemez yeni süreci, ancak burada bir rekabet meydana gelecek. Göreceğimiz o. Yani artan bir rekabet göreceğiz. Eskisi gibi Atlantik Paktı'nın çok rahat davranamadığı, biraz daha rekabetin olduğu, sıkışma yaşadığı bir durum göreceğiz. Hangi açılardan göreceğiz? Jeoekonomik, jeostratejik ve jeopolitik açılardan göreceğiz. Çünkü çok hızlı davrandı ve eski projesine geri döndü. Peki hocam, aslında size çok sorum vardı ama çok az dakikalarım kaldı. Türkiye'de konuşacaktık. Çok teşekkür ediyorum, haftaya kaldığımız yerden. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Buna hani bir başlık açmıştık, oradan devam edelim. Tabii... Hocam son dakikayı da verelim. Maalesef kaybımız 75 kişi, 16 kişiyi daha kaybetmişiz. Virüs yayılıyor. Yalnız dün 15 kişi kaybetmiştik. Bugün 16 kişi kaybettik. Stabil. Stabil demeyelim ama
Şöyle iki misli, üç misli artışlar şeklinde gitmiyor bakın. Artış hızı daha az yavaş. Ben biraz artıyor daha ya, iyimserim. Hani bunu test sayısına falan bağlayacaklar ama bir iyimserlik tarafımı koruyorum yani burada. Tabii bekleyip göreceğiz. Şimdi kaldığım yerden devam edersem siyasal tarafı ayrı. Yani siyasal işte ekonomik farklı boyutları olacak bunun ama. Bu hani siz bir soru sordunuz. Küreselleşmenin veya işte kapitalizmin tabutuna son çivi mi? Oraya son çiviyi, sondan birkaç önceki çiviyi çakmış olabilir belki ama iki şey çok tartışmaya açılacak. Bakın bu virüsten önce de tartışılıyordu dünyada. Virüsten önce bu yılki Nobel Ekonomi Ödülünü alanlara bakın. Bir önceki yılın Nobel Ekonomi Ödülünü neyi tartıştılar biliyor musunuz? Bu sağlık sistemi bu kadar dünya nüfusunda insan hakları evrensel beyannamesinin getirdiği ve devletlerin anayasaları ki her devletin anayasası vatandaşının sağlığını korumakla mükellef. Hani nerede? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının sağlığını bu küresel salgın karşısında ne kadar agresif koruyabilmekte? İngiltere ne kadar başarılı? İtalya, İspanya ne kadar başarılı? Yani küreselleşme ve kapitalist sistem dediğimiz zaman bu ciddi bir sıkıntı. İlkay Hocam gayet güzel söyledi. İlaç endüstrisine devredilmiş durumda bütün ilaç meselesi. Demek ki insan sağlığı özellikle kanser gibi işte böyle küresel salgınlar gibi başa çıkamadığımız önemli kronik hastalıklar gibi buralarda ilaç geliştirme faaliyetlerini siz sadece ve sadece özel sektöre devredemezsiniz. Bunun bir devletçi tarafının da olması gerektiği ortaya çıkıyor. Sosyal devlet tarifinin sağlık ve bir açmazı daha var, eğitim. Bakın eğitimin ticarileşmesi de çok kötü. Eğitim ticarileştikçe, öğrenci müşteri oldukça hekim, hemşire, eczacı, işte hukukçu, aklıma gelen bunlar. Buralarda hep standart, çok iyi yetişmiş elemanlar mı yetişiyor acaba dünyada şu anda? Dünyada bir sürü hukuk fakültesi var, bir sürü tıp fakültesi var ve hepsinden farklı formatta, farklı durumlarda hekimler çıkabiliyor. Bir eğitim tarafı var, bir de bunun işte tedavi ve sağlık tarafı var. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre ve ülkelerin anayasalarına göre ve şu devirde siz bugün bulduk diyelim bunun ilacını ve milyarlarca dolar harcadık ve bir mucize ilaç çıktı ortaya. Bunu kimlere vereceğiz? Parasını bastırana mı vereceğiz yoksa herkesi eşit olarak bu ilaçtan mı faydalandıracağız? Yani buradan peki baktığımız zaman bu İş sistem bize yetecek mi? Hele şu fırtına başka bakın, şu fırtına bir bitsin, bu sağlık sistemi çok tartışılıyor. Tam buradan sorayım, Toker Hocam, Türk sağlık sistemi büyük bir sınav verdi ve veriyor hala. Dünyada olan biten ortada, işte Fransa'daki doktorların açıklamaları, İtalya'dakiler vesaire ortada. Şimdi bizim sahada çalışan sağlık personelimiz var. Hem psikolojik olarak hem de koruyucu malzemeleri vesaireleri açısından çok az vaktim var. Ne durumdalar? Bir kısa yorum alayım sizden. Buyurun hocam. Yani şöyle, zaten Sağlık Bakanlığı bütün hastanelere mümkün olduğu kadar koruyucu malzemeyi, maskeyi, eldiveni, siperliği, elbiseleri dağıttılar. Ama tabii dediğim gibi yani sonuçta bu bazı çok nitelikli maskeler, N95'ler vesaire dünyada sadece Türkiye'de değil bütün ülkelerde büyük sıkıntı. Özellikle onları vatandaşlar yerine sağlık personelinin koruması gerekiyor. Ama ben şu anda, dün de Sayın Sağlık Bakanımız açıkladı, bütün üniversite hastaneleri dahil olmak üzere bütün hastanelere yeterli sayıda maske dağıtıldı. Tabii az önce de Sayın Sağlık Bakanımız Türkiye'deki en son durumu açıkladı ve vaka sayımız ne arttı ve test sayımız da arttı ama test sayımız 5000'den 7000'e çıkarken vaka sayımız, yeni vaka sayımız 500'den 1100'e çıktı. Yani neredeyse ikiye katladı. Tabii belki birazcık daha bu önlemlere daha da uymamız gerektiğini bu gösteriyor ve Sayın Sağlık Bakanımızın da herkese bir çağrısı oldu. Lütfen bu kurallara biraz daha iyi uyalım diye. Ama tabii yine iyi bir haber. Bu Türk sağlık sisteminin belki gücünü gösteriyor. Ölü sayısı 75'e çıktı ama diyorum yani sonuçta her bir ölüm çok önemli ama ölüm oranımız da %2.06'ya düştü. Bu bir yandan baktığımızda iyi bir şey ama yeni vaka sayımız, test
sayısından daha fazla bir şekilde artıyor. Demek ki bizim birazcık daha sıkı önlemlere, bu kurallara biraz daha uymamız ne yazık ki gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak da bu vaka sayımız da giderek de artacaktır. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Bu konuda söylemek istediğiniz ben bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Yok, ben söylemiştim. Peki. Zaten bir ekleme, test sayısı arttı ve vaka sayısı arttı ama ölüm sayısı düne göre çok artmadı. Yani ben ona dikkat çekmek istedim. Aslında dünyada neler oluyor diye baktığınızda çok az bir sürem kaldı. Aslında o kadar çok soru, şöyle sorular var seyircilerden gelen ama bir dahaki sefere söz veriyorum. Hepsini önce sorulardan başlayacağım. Şimdi tam bir orman kanunu geçerli. Tam da sizin söylediğiniz yerden hocam. Çin İtalya'ya yardım olsun diye yüz binlerce maske gönderiyor. Çek Cumhuriyeti yolda koyup kendini alıyor. Evet, evet. İtalya Yunanistan'a gönderecek 2000 solunum cihazına el koymuş. Amerika'da millet o yüzden silahlanıyor işte. İşte yani Almanya'nın satın aldığı 6 milyon maske kaybolmuş, parasını verip aldıkları. Bir de Savunma Bakanlığı'nın ayrıca satın aldığı maskeler de Kenya'da kaybolmuş. Çin'in İtalya'ya gönderdiği sağlık malzemeleri Almanya el koymuş. Salgında zaten biliyorsunuz İspanya NATO'dan acil yardım istedi. Prens Charles'a kadar herkes salgına Merkel bulaşmış, Merkel dahil. Şimdi izninizle benim bilime çok böyle saygım var ama bilim elbette çok şey ama insan sadece maddi dünyadan oluşmuyor. Bir de manevi dünyası var. Şimdi belki bu dünyanın gereklerine de şöyle bir bakmak lazım başımıza gelen. Biraz önce arkadaşım bana Martius Tevrus'unu hatırlatmıştı. Hani biraz önce söyledim ya, yaşamlar arasında geometrik katsayı vardır. Kim bozarsa ondan tabiat intikam alır diye. Şöyle bir bakıyorum. Mesela birkaç tane sosyal medyada dönen caps vardı hocam. İlk caps'in sorusu şuydu. 85 bin çocuğun açlıktan öldüğü Yemen'de. Evet. Sormuş. Sevgili dünya, en sevdiğin restoranın mı kapandı? Soru bu. İkinci caps sorusu beni paramparça eden mesela. Gerçekten Suriye'de, Irak'ta bakıyorsunuz. Koca koca nesiller, özellikle çocuklar kaybolmuş kan coğrafyasında. Ve virüs çocukları öldürmüyor. Evet, ve virüs çocukları öldürmüyor. Sevgili dünya, sevdiklerinizden koparılmak nasıl bir duygu diye sormuş. Mesela Keşmir halkından da bir caps sorusu gelmiş. Sevgili dünya, kilitlenmek nasıl bir duygu diye. O çünkü orada evet, böyle şeyler vardı. Dikenli teller falan. Caps bir sorusu Filistin'den. Sevgili dünya, seyahat yasakları nasıl gidiyor demiş. Böyle milyonlarca gözyaşını alta alta işte karıncalar, depremler, işte çekirgeler. Hepimiz diyorum azıcık biraz düşünelim. Malthus ne kadar haklı diye. Efendim gelecek hafta inşallah koronavirüs konuşmak zorunda kalmayız. Her şey daha iyi olmuş olur. Katkılarınız için hocam çok teşekkür ediyorum. Ankara'daki hocama da çok teşekkür ediyorum. Efendim sağlıcakla kalın. Sağlıkla kalın.